Bende sana ait bir şey var. Yanımdan hiç ayırmadığım. Tek bir şey. Bende sana ait bir şey var. Hiçbir zaman boynumdan çıkarmadığım. Tek bir şey. Çok haklısın. Eğer bu türlü bir yakınlaşma seni rahatsız ettiyse bilmelisin ki ben isteyerek yapmadım yani. Anlık bir yakınlaşma gibi oldu. Anlık bir yakınlaşma, evet. O zaman? Hala ortağısın. Evet. Önemli olan da bu değil mi zaten? Yani hala birbirimize çok değer veriyoruz. Mesele bence bu. Sanem, ben seni üzecek bir şey yapmayacağıma söz vermiştim. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. İyi geceler. İyi geceler. Babacığım, bu kadar yemeği sen tek başına nasıl yedin ben anlamıyorum ki. Ayrıca bana söyleseydin ben sana ne güzel temiz temiz ev yemeği yapardım. Bunlar biraz böyle sağlıksız bilemedim baba ya. Allah Allah. Hiçbir yemek mevkubemin yemeğinin yerini tutmaz. Tamam yani bir annem olmayabilirim ama annem bir süre bizimle olmayacağı için bizim de bir orta yol bulmamız gerekiyor değil mi? Böyle her gün dışarıdan yiyerek olmaz yani. Hayır efendim. Ben mevkubem gelene kadar bütün ev yemeklerini reddediyorum. İyi bari en azından karım gitti yemeden içmeden kesildim demiyorsun yani. Sevgilim. Mutfaktayız aşkım gel. Gel aşkım gel. En sevdiğin kitaplar. Ay çok teşekkür ederim sevgilim. Ama şu anda çok büyük bir problemimiz var. Baban fena halde. Hadi gel yardım et bana biraz. Eyvah ne diyorsun ya? Gel. Fena. Babacığım.
Hoş geldin. Oo, neler yiyorsun böyle ya? Biz öyle sağlıksız şeyleri yemiyoruz ama değil mi? Onlar çok sağlıksız. Aa, babacığım ne yapıyorsunuz Allah aşkına lütfen ya. Bütün bunların hepsini siz mi yediniz? Hı? Annenizin yokluğunda ben şimdiden mahvoldum. Ben o yokken nasıl yaşayacağım? Annen nerede ya? Ne oldu? Yine tartıştınız mı baba yine ya? Yok canım. Mola'ya gitti. Aa, niye? Dedem ayağını kırdı da. Ne diyorsun ya? Ya işte hareket edemiyormuş. Annem de onunla ilgilenmek için Mola'ya gitti. O da akşamüstü çıktı. Aslında çok olmadı yani. Sana da çok selam söyledi. Ben ararım onu da çok önemli bir şey yok değil mi baba? Yok. Yok. Zaten alçıya almışlar dedenin ayağını ama annen şimdi oralarda yapamaz. Yardıma ihtiyacı olur diye telaşlandı gitti. E babacığım sen de gitseydin ya yani. Yani karınızın yanında olmanız gerektiğini düşünüyorum ben onu evet. Söyledim ama. O konulara hiç girmeyelim. Niye? Gidebilsem gitmez miyim? Allah Allah. Şimdi annem babamla evlenip İstanbul'a gelince dedemle babamın arası çok bozuldu tabii. Dedem babamdan nefret ediyor bu sebepten dolayı. Hı hı. Hatta bizim düğünümüze bile sırf babamı görmemek için gelmedi yani düşün. O kadar kindar bir adam. Ben geldim. Ay vallahi iyi ki anahtarım var. Vallahi kapıyı duymuyorsunuz. Aa. Bak ben size neler neler getirmişim. Altınız. Bir saniye. Ama şimdi bu oldu mu? Baba. Yani kızım iki kap yemek yapamadı mı babana? Koskoca kızsın bu yaşa kadar. Bak adı neler yiyordu. Nihat Beyciğim artık ben bakacağım size. Vallahi mevkübe sizi bana emanet etti. Sevgilim babam biraz gergin de nasıl söyleyeceğiz bunu? Ben böyle tatlı tatlı söyleyeceğim. Bana bırak ben yavaş yavaş konuya gireceğim güzelce söyleyeceğim. Tamam. O zaman sen de ben sana güveniyorum. Aynen bana güven. Bayıldım bayıldım. Bu tatlıya bayıldım valla çok güzel. Baba. Babacığım. Ben sana ne söyleyeceğim? Ay ne söyleyeceksin kız söyle. Biz bugün Emre ile istifa ettik. Aa, istifa etmişler. Aa. Baba, birden mi? Baba aslında şöyle biz aracın satışını bugün gerçekleştirdik. Gelen sermayeyle de Leyla ile iş kuracağız. Ay ne güzel. Baba. Baba. Ay tatlı tut tatlı. Tatlı. Baba. Ay kız bana bak bir şey diyeceğim sana. Oğlum siz ikiniz birden niye ayrıldınız? Niye istifa ettiniz? Anlatsana bana çocuğum detay ver bana detay. Ay Melih tatlı bir durum işte Allah aşkına adam bayıldı şu anda şurada ya. Ay bir şey Allah Allah. Allah Allah. Sen anlat bana. Ben ambulans çağırıyorum böyle olunca. Ne ambulansa gerek yok. Nihat. Nihat. Aa, bak ben. Bir sürü... Ortaklık kelimesini düşünüyorum. Evet. Birçok anlama gelebilir aslında ortaklık. Mesela? Mesela. Ortak hayaller. Ortak ev. Ortak hayat. Yani ortak ev derken mesela ev nerede? Hani manzaralı mı? Hangi semtte mesela ev? Hı? Yani ortak ev derken tam olarak... Ne ortak evi? Deniz? Deniz sen misin? Evet benim. Başka kim olacak? Kuzucuğum bir şey soracağım. Ortak ev derken sen tam olarak neyi kastettin şu an? Yani unutulmaz anlardan bahsediyorum biraz. Onlar diyorum hani. Unutulmaz anları düşünürken kafada oluşan soru işaretleri ve onları çözme çaban. Anlayamazsınız. Anlayamazsınız. Sen acaba dans terapisi mi yapsan? Dans terapisi yap, dans terapisi sana çok iyi geliyor. Kalk dans terapisi yap, gidiyorum ben. Anlayamazsınız. Öptüm.
anlayamadım zaten ki. Yine anlayamadım. Yani akşam akşam iş çıkardın başımıza yani. Nihat ya. Bey artık bana bak, dikkat edeceksin kendine, tamam mı? Doktorun söylediklerini harfi harfiye uygulayacaksın, tamam mı yani? Yok ya, öyle kızım, bir şey ya. Tamam, ben... Sen arkadaşımın emanetisin bana, öyle bir şey olmaz. Ben dikkat edeceğim sana bundan sonra. Doktorun her söylediğini dinleyeceksin, öyle kendi ya, kafana göre hareket etmek yok. Öyle bir şey olabilir mi? Allah Allah. Yatırın buraya, yatırın. Ya, yatırın. Yavaşça. Dur bir dakika, dur şöyle şunu yastığı koyalım. Yat bakayım. Dur öyle. Yatma, sen kalk bakayım, kalk. Kalk, ben şunu koyayım altına. Ay Allah'ım yarabbim. Leyla kızım, yastık getir bolca bakayım. Getir kızım yastık. Ya Allah, ben iyiyim Melahat Hanım. Tamam, valla bak, şekerden gitmeyeceğim. Sür bu kaldır indirden gideceğim. Hadi bakalım, tamam, çok iyi oldu. İyiyim, merak etmeyin kızım, ben iyiyim, bir şeyim yok. Ama bak, kardeşinle annene bir şey söyleme sakın, tamam mı? Sonra annen telaş edip ta oralardan buraya gelmeye kalkışır. Tamam tamam babacığım, merak etme, biz hiçbir şey söylemeyiz onlara. Yani biz söylemeyiz de işte. Ben söylerim. Vallahi benim arkadaşım, ben her şeyi anlatırım yani. Hiç ben yalan söyleyemem arkadaşıma. Yarın ararım, yarın sabah hemen hepsini söylerim, o tamamdır. Melahat abla. Ben şu anda büyük konuşuyorum. Ne konuşuyorsun? Eğer ki anneme bu akşam olanlarla ilgili tek bir kelime dahi edersen. O hani yaptığın börekler var ya, kıvamını harika tutturdu. Onun kıvamını bir daha ömür boyu tutturamayasın inşallah. Tövbe de, tövbe de Leyla. Eğer ki anneme tek bir kelime dahi edersen, bu akşam bize getirdiğin o tatlı var ya. Şerbetini bir ömür boyunca asla tutturamayasın Leyla, inşallah. Leyla tövbe de, tövbe de, bak bu kadar bir konuşulmaz, bak kızım gönderme. İyi niyetli insanlar da duası tutar derler, ben bilemiyorum artık. Eğer o şerbeti tutturamazsan yazık olur o tatlıya, söyle. Yok yok yok, söylemem, tamam. Of. Nasıl tutacağım ben kendimi ya? Baba, bari bir an ne zannettim biliyor musun? Hı? Sana verdiğim haberden dolayı yüreğine indi de o yüzden bayıldın zannettim. Nasıl korktum ya? Yok yok. Oy benim güzel kızım, öyle şey olur mu? Ben sizin kendi işinizin olmasını istemez miyim? Bak şimdi. Bunu en çok ben sevinirim, olur mu? Hı. Ben her zaman sizin arkanızdayım kızım. Baba yüreği işte bak. İyi de siz ne iş yapacaksınız ya? Babacığım, müzik piyasasına giriyoruz. Yani Leyla'nın yeteneği benim çevrem derken... ben bu işi başaracağımızı düşünüyorum. Kız siz şarkıcı mı olacaksınız? Ay ne güzel. Şimdi videonun bu şekeri unutma süresi 21 gün falanmış. Tamam. 3 hafta falan yapıyordu. 3 hafta sonra bambaşka bir insansın babacığım. Ay çok iyi olacak. Ben tekrar fenalaşıyorum galiba. Ne oldu ya baba? Yok yok. Yok şeker dedin ya sen şimdi. Canım böyle şimdi cevizli baklava çekti. Ay üzüldüğü şey bak, dur kız evde var, ben hemen getireyim sana. Ay cevizli. Melahat abla, Allah aşkına ya, o, ne yapıyorsun? Yok evde yok, kalmadı, bitti zaten hepsi. Yedim ben hepsini, tamam. Ben sana sonra sütlaç yaparım böyle. Allah Allah, olur olur. Az şeker lazım. Şekersiz yap. Şeker yok ya. Şekersiz yaparsanız ben de yiyeceğim. Sizin de bu depo bayağı büyükmüş ya. Yok Yiğit Bey, ben aslında bir kısmını kiralıyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar Ahmet, görüşürüz. Yani hepsi benim değil aslında. Ha. Hah işte geldi. Arda kardeşim hoş geldin. Merhaba Cemal Bey. Nasılsınız? Merhaba Yiğit. Gel. Merhabalar Yiğit Bey. Hoş geldin. Gel, şöyle buyur. Şimdi sana bütün detayları anlatacak. Ne haber, iyisin? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız Yiğit Bey? İyi ben de. Cemal sana bahsetmiş zaten biraz sanırım. Sanem'in kremini savcılığa şikayet ettiğin için mahkemeye çıkacaksın. Tam olarak söylemen gerekenler şu. Tarlada iyi geleceğini düşünerekten bana bir krem tavsiye ettiler. Ben bu kremi kullandıktan sonra kolumda, yüzümde falan birden kızarıklık, kabarıklıklar çıkmaya başladı. Kasabanın doktoruna gittim. Doktor da bunun alerjik olduğunu söyledi. Ama kremin hiçbir yerinde alerjik olduğuna dair bir şey yazmıyordu. Bu kadar. Tamam, inşallah beceririm. Becerirsin, becerirsin. Al bakayım, bak bu kağıtta zaten her şey yazıyor. Bunu iyice ezberle. Bu da konuştuğumuz meblağ. Teşekkür ederim Yiğit Bey. Ha bu arada, bizi ele verirsen... sen de yanarsın. Hadi bakalım Arda kardeşim. Göster kendini, hadi bakalım. Teşekkür ederim, sağ ol. Arda iyidir de işi kıvırabilecek mi bilemiyorum. Önemli olan çiftliktekileri oyalamamız bizim. Şimdi yarın çiftliğe tebligat gidecek. Onlar alerji şikayetleriyle, mahkemeyle falan uğraşırken... kremi yapmaya zaman ayıramayacaklar. Biz de o sırada halledeceğiz işte. Laboratuvar ne durumda, var mı bir gelişme? İçerik çözümlemesi geldi. Üretime başladık bile.
Çiftliktekiler mahkemeyle uğraşırken ben kremi çoktan piyasaya sürmüş olurum. Güzel. Her şey yoluna giriyor. Sanem Hanım'ın kremini yapıp piyasaya sürmek hadi benim işime geliyor. Da sizin bu işten kârınız ne Yiğit Bey? Daha önce de söyledim ya, çiftliktekiler bana büyük bir kazık attı. Ha, Sanem'in yeri ayrı. O benim için gerçekten değerli. Aslında farklı bir iş birliğimiz var ama krem mevzusundan sonra odak noktası değişti. Ben onu düzeltmeye çalışıyorum yani. Anlıyorum. Bir nevi yardım ediyorum aslında. Kendi iyiliği için. Nefs Vadisi vadiler içinde en gizemlisi. Bu vadide kalmak yok. Nefsine yenilen de geçiyor, yenilmeyen de. İnsanın nefsiyle mücadelesi de böyle değil mi? Ben nefsime yenilmeyi seçtim. Arzuların, isteklerin, dokunuşların, kokuların anısına bıraktım kendimi. Diyorlar ki nefs ruhun düşmanıdır. Ruhu ele geçirir. Varsın ele geçirsin nefs bizi. Bir kere de bedenler konuşsun, mantığımız sussun. Birbirimize bakarken, dokunurken bütün dünya sussun. Bir ağacın köklerinden dallarına su taşıyışı gibi karışsın bedenler birbirine. Zaten akıl ne zaman söz dinletebildi yüreğe? Kalbin deli gibi atışını hangi mantık yavaşlatabildi? Deli gibi istiyor kalbim. Bedenim onun için atıyor. Söyleyin bana, benden başka kim durdurabilir beni? Ya Cengiz, kaç defa anlatacağım? Yatırılacak dedin, faturalar yatırıldı. Tamam artık, bitti, yatırdım. Aramızdaki ilişkiyi bir güven problemine çevirme Cengiz. Lütfen ama artık. Haydi buyur. Allah Allah, çilekli kız. Oldu sana marollu kız. Hani böyle Yeşilçam filmlerinde esas kızla esas oğlan karşılaşırlar da oğlan kızın güzelliğinden etkilenir ya. Öyle gibi oldu sanki. Güzel kız mı? Ya güzel kız dediyse Yeşilçam'daki güzel kız. Hani o hayran olduğumuz kız var ya, onu diyoruz. Bu da gitti kendi üstüne alındı. Ama onun gibi oldu. Aynısı oldu ha. Bunların hepsini. Ben kendi işimi kendim hallederim. Tamam mı? Sen de o filmlerdeki güzel kızı beklersin. Anca zaten onunla yaşarsın sen hayalindeki sen. Ya hayır bay ya. Bay Cece. Bay. Yeşilçam kaldı 70'lerde. Sen nereye gidiyorsun? Yanlış anlaşıldım. Doğru mu toplayamadım ben marulları? Ne oldu şu anda? Ben ne yaptım bu anda? Hödüksün, hödük. Sen hödüksün. Hödüksün. Kıza öyle bir şey denir mi? Kadına öyle bir şey denir mi yani? Sen güzel değilsin. Onlar daş gibi denir mi? Öyle bir şey söylenir mi? Ya ama o zaman o beni yanlış anladı. Ben ona güzel değilsin demedim ki. Yeşilçam'dan örnek verdim. Yoksa kıza baksan, kız hoş bir kız. Daş bir kız, yemin ediyorum. Anasına babasına karşı gelmiş de böyle sanki daş olmuş bir kız. Ama ben kendimi ifade edemedim. Bir de Yeşilçam araya girdi. Anneciğim nasılsın? İyi misin? Dedemin bacağı nasıl oldu? Tamam, sen çok yorma kendini, olur mu? Hayır, sen beni merak etme. Ben yalnız değilim. Ortaklarım var benim, bir sürü. Dedemin sesi mi o? Anne, dedem yine babama hakaret mi ediyor? Tamam tamam, ben bunu babama iletmeyeceğim. Tamam, merak etme. Bilmiyorum anne, Vildan teyzenin oğlu askere mi gidiyor? Tamam, öpüyorum. Görüşürüz anneciğim. Oh. Onlar, ha, tamam onlar orada. Bunlar evet. Günaydın. 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 Evet. Sabah sabah sizi buraya topladım. Çünkü size çok iyi bir haberim var. Ajansa yeni iş aldım. İşte Allah bu. Allah, işte süper bu. Çok güzel, harikasınız Zeren Hanım. Bravo. Müşteri kim? Yelken Kulübü. Yelken Kulübü'yle benim aram çok iyiydi. Benim niye aklıma gelmedi? Şu anda bütün takdirleri ben toplayacaktım. Bu hafta denizciler haftası. O yüzden bir hal hatır sormak için onları aradım. O sırada da işi kaptım. Vallahi bravo Deren. Eski müşterimizi bağlamışsın. Tebrik ederim.
Tam olarak ne istiyorlar? Şöyle çok basit bir şey istiyorlar. Denizcilik haftası nedeniyle bir tane dergiye ilan tasarımı istiyorlar. Bir denizcinin ve deniz kızının olduğu bir tasarım. Ama tasarımı yaparken bir anketten yararlanmamızı rica ettiler. Yüzlerce kişiye yapılmış zaten bu anket. Bizim de doldurmamızı rica ediyorlar. Ben doldurdum zaten. 2 dakikalık bir şey. Tek soruluk bir anket. Bunları böyle sırayla dolduralım. Ondan sonra da brainstorming'e geçeriz. Nasıl yani? Anket sonuçlarıyla ne yapacağız? Anlamadım ben. Net anlatamadınız. İşte erkekte en beğenilen özellikleri denizci, kadında en beğenilen özellikleri deniz kızına uygulayacağız. Anlaşılan. Evet, sloganımız da bu anket sonucuna göre belli olacak. İşte bu. İşin tılsımı bu. Çift olmak. Oldu. Tamam artık. Sus ha, tamam artık. Çift olmak derken yani çiftlik kavramını kullandı burada. Fakat niye kullandı o da meçhul. Kafa gitti onun da bir an. Çünkü karışık bulanık bir alan var ilişkinizde. Yani bir kesişim kümesi var ama kim kimi kesiyor belli değil. Yani konu nasıl bize geldi şu an bilmiyorum ama tabii Sanem bunu söylemeye gerek yok. Benim için çok özel bir insan. Kısaca özetlemeye çalıştım artık olduğu kadar. Hı hı. Evet, bizim aramızda çok özel bir ilişki var. Ama tabii mazide kaldı her şey, değil mi? Hı hı. Kesinlikle öyle. Mesela benim için Hamuzo, Hacan. Ha Cece, Hacan, Haçan, Hamuzo. Sanem, anlaşıldı sanırım, örneklendirmen yeter. Komşum Sanem, sevgili Sanem. Hı hı. Komşum Can, sevgili komşum Can. Can sevgili komşum. Evet, bir erkekte aradığım özellikler. Gerçi çok değişti. Şu bir yılda aradığım kriterler çok değişti. Benim için de muhakkak öyle. Tabii ki. Evet, bitti. Bir erkekte aradığım özellikleri yazdım. Temiz bir sayfa açtım. Herkesin yaptığı gibi. Baba! Benim de. Bu masadaki herkesin yaptığı gibi temiz bir sayfa açtım. Buyurun, sıra sizde. Ah, ah, çok yaşa. Ah, Polen Hanım mı geliyor yoksa? Adını alma. Adını alma, adını alma. Sen benim bir kadında ne tip özellikler aradığımı merak ediyorsun Sanem. Yani vücut dilinden ben öyle bir şey hissediyorum şu an. Can, sen benim bir erkekte ne tip özellikler aradığımı merak ediyorsun? Ben hiç merak etmiyorum. Karışıklık oldu, yanlış anlaşılma sanırım. Çok merak ediyorum. Evet. Buyur Cece. Can Bey. Cece, sen bizim doldurduğumuz anketleri anket firmasına mail at. Bir de o diğer yapılan anketlerin çıktılarını da al da çalışmaya başlayalım bir an önce. Tabii, ben de yazdım. Benimki kısa zaten. Can Bey de sayfasını kapatmış. Okuyamadım onunkileri. Günaydın. Günaydın canım. Bir sorunumuz var. Kremimiz bir müşteriye alerji yapmış. O da savcıya şikayet etmiş. Nasıl ya? Bir dakika. Nasıl olabilir? Bir şey, doğal bir şey o ya. Bir dakika. Hayır, orada bir yanlışlık şey var. Olmaz. Benim kremim asla alerji yapmaz. Nasıl olabilir böyle bir şey? Ya, kremin içinde insan sağlığına zararlı hiçbir şey olmadığını biliyoruz zaten. O yüzden önce bir sakin olalım. Muhakkak bir karışıklık olmuştur. Çözeriz. Ben bir CC'ye bakayım. Evet. Bu niye boş çıktı? CC, dün arabanın anahtarını vermiştim ya sana. Alabilir miyim onu? Tabii Can Bey. Burada. Anket çıktıları mı bunlar? Hı hı, evet Can Bey. Bizimkiler falan hepsi burada yani. Evet Can Bey. Tamam. Bir eksiklik falan olmamıştır değil mi? Doğru düzgün yapabildin yani, karıştırmadın. Hangisi kime ait belli. Değil mi? Yapabildin onları yani. Evet, yardım falan lazımsa çünkü ben el atayım ona. Hayır Can Bey, eksiklik falan yok. Müşterilerinki bunlar, bizimkiler de bunlar. Hatta sırasıyla Sanem, ben, Deren Hanım ve Buzo. Tamam, sen işine konsantre ol, hata almasın çünkü önemli bir konu. Hı hı. Tam da zamanında olur, tam.
Yani tabii sıralamayı karıştırmış da olabilirim. Baştaki Deren Hanım'ındı galiba. Deren Hanım, ben, Sanem, Muzo. Muzo ben, Sanem. Muzo'yla ben. Benimki buradan çıktı ama yani emin değilim Can Bey açıkçası şimdi. Can Bey. Birden kayboluyor. Süper kahraman gibi bir şey. Uf, yaptı gitti galiba. Evet, her neyse. Çalış artık sen de. Rezil ettin zaten beni. Yok yok, bu yani bu işin içinde bir iş var. Kesin bir iş var. Bir dersiniz. Bu işte bu, bir iş var. Bu şikayetçi olan da buralardan değil mi? Evet, buralardan. Adı ne? Arda Gürel, ama ben tanımıyorum. Ben şimdi çıkacağım birazdan, bir işim var. Sen Sanem'e göz kulak olur musun? Biraz sinirli. Elimden geleni yaparım. Eyvallah sana. Sakin düşün. Ben niye bunu yaşıyorum anlamıyorum yani. Ya tamam. Benim kremlerim hiç kimseye alerji yapmaz. Mümkün değil. Ya belki de mümkündür. Belki de yapmış olabilir. Muzo, benim ürünlerim doğal. %100 doğal, bitkisel. Ya doğal da alerji yapar. Fındık, bal, bunlar alerjik. Çilek yiyip kabaran kadın var. Böyle kadın olur mu? Muzo, benim ürünlerim laboratuvar onaylı. İnsan sağlığına zarar değil dendi. Hayır, yani ben şimdi krem yapamayacak mıyım? Ben nerede yanlış yaptım? Bu bizim yıldız ürünümüzdü. Biz şimdi ilk reklamımızı yayınlayamayacak mıyız yani? Deren Hanım, ne yapıyorsunuz böyle? Kendinize gelin lütfen. Şunlara bakar mısınız? Biz işimize saygı duymalıyız önce. Bakın. Kimse benim krem yapmamı engelleyemez. Evet, evet. Böyle yürüyelim. Kimse senin krem yapmanı engelleyemez. O kremler yapılacak, karıştırılacak. Ben artık dayanamayacağım. Ben de. Dayanamıyorum. Ajansımı geri istiyorum. Ben kremlerimi geri istiyorum artık. Geri istiyoruz. Bir şeyler yapmamız lazım. Kesinlikle, ama ne yapacağız? Negatifi atalım, sarılalım. Pek bir yersiz oldu. Yo, gayet yerindeydi bence. Hoştu. Şimdi kahvede yoksa evini sorar buluruz, tamam mı? Teşekkür ederim Mirvan Hanım, benle geldiğiniz için. Ne demek canım, tabii ki geleceğim. Arda'yı çok iyi tanıyorum zaten. Hem öyle işi gücü olan bir çocuk değilim, çok da temiz bir çocuktur. Hani bence konuşunca o şikayetini alacaktır geri zaten. Ay çok şanslıyız. Şurada bulmaca çözen çocuk Arda. Arda. Merhaba. Hoş geldin Mirvan abla. Hoş bulduk. Merhaba. Ben Can. Merhaba. Buyurun oturun. Arda, çok geçmiş olsun. Alerji olmuşsun galiba. Evet, evet Mirvan abla. Kremi yaptığına emin misin? Sen kimsin? Şikayetçi olduğun Sanem Aydın'ın yakınıyım. Arda, bir yanlış anlaşılma oldu herhalde. Ya sen de gitmişsin hemen öyle savcılığa şikayette bulunmuşsun. Ne gerek var böyle şeylere? Sanem'in kremleri alerji yapmaz. Sizinle konuşacak bir şeyim yok benim. Avukatımla konuşun. Dur canım, daha lafımız bitmedi. Arda dursana. Arda, ayıp ediyorsun, konuşuyorduk. Yani avukatı yoktu bunun. Kendisi gidip şikayette bulunmuştu savcılığa. Öyleydi. Ya bu işsiz güçsüz bir çocuk nereden tutacak avukatı? Araştıracağım. Belki abla, o lezzetken boşaktan sonra burayı hiç kimse tutmadı. Boş kaldı. İnşallah sizin için hayırlısı olur. İnşallah, inşallah. Sağ ol Kaan'cığım. Teşekkür ederim. Hadi, hadi görüşürüz. Sağ ol. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, hadi. Yeni işinizde, yeni iş yerinizde hayırlı olsun kız. Ay, sağ ol. Ay, kızım. Sıcak çaydı, kahveydi, oralette hepsi Rami'de. Ama soğuk, gazoz, meşrubat, ayran, su da hepsi bende. Tamam. Artık buradan biz sana bakarız, sen bize bakar mısın? Evet. Oradan el sallaşırız böyle, değil mi? Ha, az daha unutuyordum. Depoda masa, sandalye, ıvır kıvır bir sürü şey var. Yani böyle burayı böyle görüp sakın korkmayın. Siz burayı kafanıza göre dayar döşersiniz, tamam mı? Tamam babacığım. Ben gideyim şimdi çünkü karnım acıktı, bir şeyler yiyeceğim ben. Teşekkür ederim babam. Ne oldu? Babacığım, Emre şunu bir tutayım. Ver bakalım. Ben sana ne hazırladım? Ne? Salatalık.
yaptık. Bunları böyle güzel güzel doğradım. Eğer canım bir şey yemek isterse bunları yersin diye. He, tamam mı? Tamam. Madem şimdi canım bir şey yemek istedi senin, bunları yersin. Onu yerim, tamam. Bak başka şeyler de hazırladım. Evet, görüyorum. Tamam mı? Canım bir şey çektiğinde onları yiyorsun babacığım. Seni göreyim, başka bir şey yemek yok. Yok, yok. Tuzlarsın. Ama... Az. Tamam, evet. Tekrar teşekkür ederiz. Sağ ol. Ya ne demek, her zaman. Oradayım ben. Hadi. Tamam, hadi göreyim babacığım seni. Hadi. Ay inşallah yer, başka bir şey yemez. Ne diyorsun aşkım? İşler yoluna girene kadar en azından telefonlarımızı falan burada cevaplarız ha? Evet, yani geçici bir süre için idare eder. Şöyle biraz içinde toparlarız, düzenleriz, oldu bitti bu. Sevgilim, böyle sana istediğim kadar sarılabileceğim, kimsenin böyle çat kapı gelemeyeceği bir yer tutarız sonra, tamam mı? Evet, ben de seninle baş başa kalmayı çok özledim. Aslında keşke babam tatile falan gitse ya. Bu annemin yokluğu da ona ağır geliyor. Birazcık kafası falan dağılır. Tatil? Hmm. Ben halledeyim onu. Nasıl? Ay ne yapacak acaba? Azabcığım sen Güneş selamladın mı? Şimdi seni bir selamlayacağım, göreceksin. Evet. Ha. Emre. Oğlum. Aziz Kaptan, nasılsın? Ne yapıyorsun? İyiyim. Deniz'le beraber. Selamı var. Otları yolluyoruz, yabani otları. Ben kazıyorum, o yolluyor. Ama yol bitmiyor. Yol bitmiyor be oğlum. Öldürdü bizi. Aziz abi, ha. Mesaj geldi. Sen hemden, ben yanlarına gidiyorum. Ne güzel böyle bağ bahçe içinde, sen de çok selam söyle. Ya bu arada Nihat babayı biz dün hastaneye kaldırdık da şekeri çıktı. Aa. Belki annenin de babasının ayağı kırılmış, o da gitti Muğla'ya. Böyle bir karışık işler yani. Ha, hay Allah. İkisine de geçmiş olsun öyleyse. Ama çok önemli bir şey değil, şeker zaten diyetine dikkat etse yetiyor. Doktor aslında ne dedi biliyor musun baba? Böyle şehir dışına çıkartın işte, temiz hava falan çok iyi gelir dedi de... nasıl yaparız bilmiyorum, ben de öyle bir düşünüyorum yani işte. Ha, tamam. Ah. Ben şimdi Mihriban'la bir konuşayım. Eğer uygunsa onu bize davet edelim. Hem karısı da yokmuş. Yani tek başına oturacağına gelsin, bizimle vaktini geçirsin. Ya ne kadar güzel düşündün babacığım, vallahi harika. Tamam oğlum, tamam. Leyla'ya çok selam söyle. Ha? Nihat'ı biz ararız. Ne olmuş? Aşkım, Mevkıva Hanım'ın babası ayağını kırmış. Ah. O da köye gitmiş. Nihat'ı da dün akşam hastaneye kaldırmışlar. Şekeri yükselmiş. Ay. Doktor da temiz hava falan önermiş. Ha. Öyle olunca... temiz hava demiş. Evet, yani. Temiz hava, organik gıda filan. Yani bunlar bizim işimiz. Mesaj alınmıştır. Hadi gidelim o zaman, hazırlanmaya tamam. Başlayalım akşama. Hadi. Bir şey soracağım. Ha? O Deniz bugün yine kaytardı değil mi? Hayır. Gerçekten hayır. Öyle çok çalıştı ki anamız ağladı, yemin ederim. Benimi zor doğrulttu. Aa, nazik kibar. Sanem sen ne yapıyorsun? Vallahi yelken kulübüyle daha önce iş yapmıştık ya, onlara bakıyorum işim benzemesin diye. Bravo, çok zekice, güzel bir hareket. Evet, bu arada bir kadında ne ararsınız sorusuna ben Ayhan dedim. Nasıl? Hiç beklenmeyecek bir cevap. Sade ve şık. Güzel. Dalga geçiyorsun gibi ama. Hayır, gerçekten hiç beklemiyordum. Ayhan dedim. Ne yaptın? İşte bunları şey yaptım, çıktılarını. Aldın, hepsini aldın mı? Mesela benim, senin, Muzo'nun bütün çıktıları aldın mı? Herkesin çıktısını bastın mı yani? Aldım tabii ki, burada işte. Şimdi şöyle ki, Muzo'nun, Can Bey'in, Deren Hanım'ın bunlar. Bunlar da diğer ankete katılan insanların, onların da çıktısını aldım. Çok güzel. Evet. Yani bu şekilde yaptım. Niye yapamayayım ki? Sonuçta vasıflı bir insanım diye düşünüyorum. Herkes de bunu sormasın değil mi? Benim kahvemi kim içiyor sürekli? Kendin içiyorsun. Hayır, senin başkası içiyor. Onu bulacağım. Konuşurken çirkinleşiyorsun. Dur. Şimdi kim kimindi? Böyle geldim, bir isim de yazmıyor çünkü. Neyse, Allah'tan fotoğrafik hafızam var. Tartışmadan, değil mi? Bugünü tamamlayacağız. Evet, tartışacak bir şey demedi zaten. Siz de rüzgardan nem kapıyorsunuz yani. O da aslında rüzgardan da değildir ha. Yok, hiç öyle bir niyetim yok. Motivasyonumu bozmayacağım bugün. Elektriği. Ha?
Kuzucuğum sen beni niye çağırmıştın? Geç otur. Anlatacağım şimdi. Yelken Kulübü'nden iş aldık ve bir anket başlatmak istiyorlar. Şöyle ki kadınlar erkeklerde ne ister, erkekler kadınlarda ne ister? Birbirlerinden beklentileri nelerdir? Senin de 127 kriterin olduğu için işimize yararsın diye düşündük. Liste yanında mı? Yanında, hep yanında. Burada, bende. Allah Allah ya. 127 kriter nedir ya? İnsanda o kadar özellik var mı? Sapkınca bir hareket. Gerçekten yani akıl kıtlığı seziyorum ama emin de değilim. Ama. Merak etme, benim 127 kriterimin birinde bile sana ait bir özellik yok. Tamam, teşekkürler. Avrupa Birliği'ne girmiyoruz. Kriter. Aman kriterim bak. Gittim ben. Tamam, benim notlarım hazır. Bence biz çalışmaya devam edebiliriz. Can nerede? Bilmiyorum, umurumda bile değil. Can nerede? Can neredeyse nerede? Beni ilgilendirmiyor. Ayrıca ben Can'ın nerede olduğunu niye merak edeyim ki? İstediği zaman istediği yerde olur Can. Eğer siz Can'ın nerede olduğunu biliyorsanız bana sakın söylemeyin. Çünkü benim ilgi alanıma girmiyor. Çünkü Can istediği yerde olabilir. Çünkü beni ilgilendir. Tam arkamda değil mi şu an? Taşlarının sesini duyuyor gibiyim. Neredesin sen Can? Arda'yı buldum. 5 kuruş parası yok ama avukatı var. Ya ailece para koparmaya çalışıyorlar ya da birileri ortalığı karıştırıyor. Ben o zaman gidip şu avukatı bulayım. Bulunca da haber veririm size. Tamam, güzel. Bulut avukata baksın. Biz de işimize devam edelim. Çünkü bugün ilanı yetiştirmemiz gerekiyor. Bir an evvel kendimize bir ofis edinmemiz gerekiyor. Bilgisayarlarımızı, grafikerimizi hepsini ayarlayıp tekrar düzene geçmemiz lazım. Eski müşterilerimizi geri kazanmamız lazım. Tabii senin için de uygunsa ortak. Uygun ortak. Elim sende ortak. Evet komşu. Evet. Komşunun külü ne mutlu. O zaman biz masaya geçip çalışalım. İş bölümü yapalım. Ben ilan tasarımını halledeyim. Sanem de sana yardımcı olur metin yazarlığında. İyi bari. Ben de şu şeyleri arayayım. Reklam için müzik şirketlerini. Hiç konuşmuyorsun Yiğit. Bir şey mi var? Ha? Dağılmışım ya. Bir haber bekliyorum da. Neyse kalkayım ben. Ne? İşe mi gidiyorsun? Hayır. Bak ben diyorum ki acaba işine biraz daha fazla mı odaklansan? Yani sen çok zekisin, çok yeteneklisin. Artık yani bırak abi. Bırakamam Hüma Hanım. Mümkün değil. Ben bir senedir... Bırakamam. Ama yavaş yavaş çözüyorum. Uzaklaşıyorlar birbirlerinden. Tamam? Ne yapacaksın Yiğit? Ne yapacaksın? Bak bunların aşkı bir senedir bitmedi. Kabul et artık. Biz hata yaptık. Hüma Hanım, Can her şeyi biliyor. Ben her an Sanem'e benim defteri yaktığımı söyleyecek mi korkusuyla yaşıyorum. İstemiyorum. Yiğit! Can seni çocuk gibi ispiyonlamaz. Bak, yani en fazla Sanem'e doğru yol gösterir, onu görmesini sağlar. Dinlemiyorum. Yiğit, sana diyorum. Dinlemiyorum. Ya sonuç ne olursa olsun sen zararlı çıkacaksın. Ben senin iyiliğin için... Benim kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı Hüma Hanım. Tamam, şimdi müsaadenizle. Ama ne yaptınız? Ay, imkansız bu fiyat bizim için. Biz küçücük butik bir derma kozmetik firmasıyız lütfen. Ben yeni teklifinizi bekliyorum sizin. Tamam, iyi günler. Can, bu reklam müziği için çok yüksek teklif veriyorlar. Senin tanıdıkların vardı, sen bir arasan. Yani sen indirim de alırsın çünkü. Okey, ararım. Zafer Bey, CC, siz de işiniz bitince gidebilirsiniz. Ben şurada biraz meditasyon yapacağım. Tamam, rapor bitti zaten. Elimize sağlık. Hadi Cengiz, gidelim. Cengiz, ne yapıyorsun? Cildimi nemlendiriyorum. Cengiz, ne yapıyorsun?
Allah'ım o alerjik kremler, alerjik kremler o. Şu anda yüzüm fasır fasır kabaracak mı şu anda? Niye söylemiyorsun o zaman? Of vallahi döküldü, o yüz düştü şu anda. Kabardın mı şu anda? Kabardığımı hissediyorum. Sana kabardım vallahi. Kabardım. Kabardın mı? Ha? Söylesene. Aha neleye gülüyorsun? Yok yok yok, bir şey yok. Kabarma varma yok. Sanem'in kreminden alerji olmaz. Anca böyle şaka olur. Renge bak. Muzu beni sinirlendirme. Bize vallahi mahpushane yolları görünür mü? Muzu mahpushane falan demeyin. Sinirlendirme beni. Az yıl yersin. Üzüldü dur. Sanem ben krem konusuyla ilgileniyorum ha. Sen canını sıkma. Tamam. Bulut avukatı bulsun, ben gidip konuşacağım. Düşünmemeye çalışıyorum. Evet. Bu muydu kafandaki taslak? Resim yapabildiğini bilmiyordum. Hobi. Slogan için ne düşünüyorsun? Bu bir denizciyle deniz kızının hikayesi. İkisi de farklı dünyalarda yaşıyorlar. Ama aynı dünyada yaşamanın bir yolunu arıyorlar, öyle değil mi? Öyle. Müşterimiz Yelken Kulübü. Evet. O zaman sloganımız da deniz mucizelerle gelir. Olur mu? Mükemmel. Yalnız deniz kızını denizciye biraz yaklaştıralım mı? Çünkü onun için denizden çıkmış. Yani adam için nefes almaya çalışıyor şu an. Biraz yaklaşsınlar birbirlerine. Değil mi? Böyle komşu gibi olurlar. Evet. Yine o konu. Yine döndük dolaştık. Komşuculuğa geldik. Yalnız bu komşuculuk işi seni biraz aşabilir. Yani altından kalkamayabilirsin bu durumun. Çünkü sen mahalle kültürüyle büyümedin. Yani komşu komşunu külle muhtaçtır diye bir laf vardır. Bilir misin bilmiyorum. Yani ayak uydurabilir misin bu komşuculuk işine emin değilim. Benim için çocuk oyuncağı. Hadi bakalım. Alo, ablacığım. Abla ben de seni arayacaktım. Nasılsın? Biz istifa ettik. Haydi. Ne? Nasıl ya? Neredesin söyle bakayım, hemen geliyorum. Tamam, ben hemen yanına geliyorum. Tamam. Komşu çocuğu yok mu? Ha? Komşu çocuğu... Kim? Neyse bir şey yok. Ben mahalleye gidiyorum. Ne? Ben yalnız mı kalacağım burada? Şu adamı işte kızım ya. Sana yan komşunun kızı muamelesi yapıyor resmen. Beğenmiyor. Beğenmiyor seni artık demek ki. Nasıl tipleri beğeniyor acaba? Sana ne? Bana ne yani? Bize ne ya? Cebindeki canın doldurduğu anket değil mi? Madem ilgilenmiyorsun at o zaman. Cebimde değil, çantamda. İyi ki de ilgilenmiyorsun canın nasıl kadınlardan hoşlandığından. O iş için. O yüzden ilgileniyorum. Ablacığım bir sorun mu var? Yardım edebileceğim bir şey var mı? Bilmem ki. Ya bu eski erkek arkadaşımın şu anda bir kadında aradığı özellikler. Böyle bir liste yapmış. Seni de paylaşayım şoför abi. Diyor ki mesela idealindeki kadın soğuk olacak diyor. Gerekmedikçe konuşmayacak. Lafa bak. Mükemmel çılbır yapacak. İdealindeki kadın çılbır yapmayı bilecek diyor. Sade, şık, şehirli bir kadın gibi giyinecek. Özgüveni tam olacak. Mesela dansa bile o kaldıracak diyor. Spor yapacak, ağırlık çalışacak. Şaka gibi değil mi? Ne biçim liste bu kardeş? Evet, aynen öyle yani. Ben bir yıldır görüşmüyorum, bir yıldır denizdeydi. Şu anda bu listeyle karşı karşıyayım. Bu listede yazan hiçbir şey bende yok. Bende olanlar bu listede yok. Unut sen de o zaman ablacığım. Unutayım değil mi? Unut. Kesinlikle. Çok haklısın. Zaten biz onunla komşuyuz şu anda. Yani... Bana komşu kızı muamelesi yaptığı için çok da beklentim yok aslında. Hayır zaten çok konuşmasın diyor da çok konuşan yok ki zaten ortada. Kim konuşuyor? Hayır kadınlar çok konuşuyor deyip tutturmuşlar. Ne alakası var ki? Kadınlar çok konuşmuyor. Erkekler hiç konuşmuyor. Alo, Emre geldim ben ha. Tamam acele etme, buradayım ben, bekliyorum. Hmm.
beklerken Sanem Hanım'ın listesine bir bakalım bakalım neler yazmış. Bir erkekte ne ararsınız? Evet, salon adamı olacak. Biz neyiz? Oturma grubu. Centilmen, nazik, kibar. Tamam, ben de öyleyim. Yer yer. Sade ve şık giyinecek. Aksesuarsız. Yok artık. Bir anda bırakamam ama azalta azalta. Tişört, ceket, saç baş derli toplu, tıraşlı. Yok yani kimse kusura bakmasın, tıraş olamam yani. Parfümlü, tamam. Bolca sıkıyorum. Benim özgürlük alanıma girmeyecek. Yok ya. Benim kararlarıma karşı çıkmayacak, destek olacak. Tabii yani medeni olmak onu gerektiriyor. Üşürsem ceketini vermek gibi kibarlıklar yapmayacak. Üşür o zaman. İhtiyaçlarını fark ettiği an karşılayacak. Abi selamlar. Hayırdır işi bırakmalar falan filan nedir? Hayır hayır bak hazır mısın söylüyorum. Biz Leyla ile müzik piyasasına giriyoruz. Müzik piyasası. İlginç, güzel. Yani. İyi iyi. Sevindim sizin adınıza. Gel bir yere konuşalım. Evet yani bizim için de sektör yeni ama Leyla'nın yeteneği, benim de çevremi düşünce bence bu işi başarabileceğimizi düşünüyorum ben. Her türlü altından kalkarsınız. Benim güvenim size sonsuz. Yani zaten canınız ne istiyorsa, nasıl mutlu olacaksa onu yapın. Benim zaten elimden geleni yapacağımı biliyorsunuz. Ne ihtiyacınız olursa arkanızda olduğumu biliyorsunuz. Değil mi? Biliyorum, biliyorum. Hep söyledim. Sağ ol bak. Söz, ihtiyacım olsa seni ararım. Şimdi bu konuyu ben kapıyorum. Eyvah. Başka bir konuya geçiyorum. Tamam mı? Senin samimiyetine güvenerek bunu soruyorum. Hmm. Bana şimdi dürüst olacaksın. Harbi harbi konuş şimdi benimle. Ben bu son bir sene içerisinde biraz çok mu değiştim? Hırpani bir şey mi oldum ben? Nasıl bir şeyim sence ben? Yabanileştim mi sence? Nasıl bir şey oldum ben? Şimdi Candevit nasıl gözüküyle mi ilgileniyor ben mi yanlış anlıyorum? Abinle dalga geçme bir kere. Çekici miyim değil miyim ben? Onu söyle bana. Ne hissediyorsun bana karşı? Yani komşu tipi mi var bende? Komşu? Ha, dön bir profil dağıt bana. Şöyle bak. Hı? Ya, yani. Yani? Yani derken bana göre çok daha rahat giyiniyorsun diyorum. Ama aslında sana yakışıyor ya. Bak bana sıcaklarda nasıl giyiniyorum. Ama şimdi sen rahat dedin. Cımbızla ben onu aldım kendime. Rahat kelimesine ben takıldım şimdi. Biraz rahat mı buluyorsun? Bir tık rahat. Hadi kendine dik diyorsun. Rahat dedin içime şüphe düşürdün şimdi sen beni. Vallahi Sanem her şey bir anda oldu ablacığım. Ofise girdim istifamı bastım. Eşyalarımı topladım çıktım. Çok güzel hareket. Ya ben sonuna kadar arkandayım da. Yani bu kadar ne olmuş olabilir? Yani bu olaydan sonra sen kapıyı çekip çıktın. Senin başka planın mı var? Biz Emre ile birlikte iş kuruyoruz şimdi. Ne yapacaksınız? Müzik. İşte bu. Benim bugün aldığım en güzel haber bu şu anda. Yeniden çalgıların başına mı dönüyorsun? Ya öyle olacak galiba. Çok güzel. Ay Sanem o kadar heyecanlıyım ki ablacığım. Bir yandan çok heyecanlıyım bir yandan da ödüm patlıyor biliyor musun? Merak etme sen her şeyin üstesinden gelirsin. Ben sana güveniyorum. Ya sen de kendine güven. Ay öyle ihtiyacım varmış ki böyle bir şeye. Çok iyi geldi. Abla. Hı. Ben bir solgun muyum biraz? Yani üstüm başım benim kötü durumda mı yani ha? Yo fıstık gibisin. Acaba bir alışverişe falan mı çıksam? Ha tarzımı değiştirsem? Nereden çıktı şimdi bu böyle hiç anlamadım yani. Kötü hissediyorum kendimi. Çekici bulmuyorum hiç. Komşu kızı gibi hissediyorum. Resmen komşu kızı ya. Komşu kızı mı? Hangi komşunun kızı? Boş ver abla ya. Boş ver ya. Hiç iyi değilim. Babacığım. Ne
acil mi? Allah'ınız tevresini ne yapıyorsunuz? Bu saatte çikolata... nasıl bir çikolata be? Yanılmaz da güzel çikolata ama bu saat, günün bu saatinde çikolata yenir mi babacığım? Sizin dinlenme çağlarınız. Siz eve gidin dinlenin. Bugün dükkana biz bakacağız. Ayaklarınızı da televizyonunuzu seyredin. Dört dönüm bostan, yan gene Osman. Ne Osman'ı ya? Osman nereden çıktı? Osman neymiş? Ben niye eve gidip dinleniyorum ya? Benim sağlığım, keyfim yerinde. Benim dinlenmeye ihtiyacım yok. Mahalleye gelirken Leyla ile karşılaştık. Babamın şeker hastalığı var dedi. Gün boyu burada bakkalda oturup çikolatalarla kesişiyor musunuz? Göreve bir süreliğine biz getirildik. Yok yok. Yok öyle bir şey, yok öyle bir şey. Ver onu Afacan. Ha? Ne? Ya, ne oluyor be? Ne oluyor? Allah Allah, dükkan benim. Ne istersen burada gördüğünüz her şeyi yerim. Onu yerim, onu yerim. Sen çamaşır suyu içer bize de. Sirkeyi yer misiniz? Yerim. Şampuanı. Onu da yerim. Bravo. Bunları da yerim. İkişer ikişer yerim. Hatta artarsa saklar gene yerim. Afiyet, bal şeker olsun babacığım. Yiyin tabii ama sinirlenmeyin. Gerçekten sinir çok tehlikeli. Şekerden sonra yani. En tehlikeli şeker, sonra sinir derler. Diyorum ki dükkanın önünde güzelce ayaklarınızı uzatıp işin de başında olun. Siz durun işin başında. Biz burayı çevirelim. Ama nasıl çevireceğiz belli değil. Alo. Ha, alo. Merhaba Nihat Bey. Nasılsınız? Ya rahatsız etmiyorum umarım. Yo yo, estağfurullah. Olur mu öyle şey? Ne rahatsızlığı? İyiyim iyiyim ben. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Çok teşekkürler. Ya biz bir şey duyduk Aziz'le. Mevkibe Hanım'ın babası rahatsızlanmış galiba. Çok geçmiş olsun. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Bana inadından hemen iyileşmez ya, neyse. Efendim? Yok yok. Siz de demedim. Yani yaşı var. O yüzden o kırıklar hemen kaynamaz. Çabuk iyileşmez anlamında dedim yani. Anladım. Tekrar çok geçmiş olsun. Siz de umarım en kısa sürede karınıza kavuşursunuz. İnşallah, inşallah. Ya ben sizi niye aradım? Biz Aziz de sizi akşam yemeğine davet etmek istiyoruz. Enteresan sürprizlerimiz olabilir. Yemek mi? Mevkibe de yok. Vallahi güzel olur aslında. Şimdi siz de kim bilir ne lezzetli, ne güzel şeyler yapmışsınızdır ha. Öyle mi? Oralara kadar geldi mi benim yemeklerimin ünü? Fena değilim yani Nihat Beyciğim. Tamam, o zaman bekliyoruz, şahane. Şey yaparsanız çok seviniriz. Akşam yemeği saatinden biraz önce gelirseniz birlikte vakit de geçirmiş oluruz. Akşam bizde kalsın, söyle. Bırakmam onu. Yolunuz da hazır uzunken akşam da bizde kalın istiyorsanız yatıyor. Hem de yarın sabah şahane bir köy kahvaltısı yapmış oluruz birlikte. Oo, köy kahvaltısı ha? Olur, tamam, kalırım. Kalırım, kalırım, tamam, kalırım. Mevkübe de yok, artık o da sonra geldiğinde birlikte bunun acısını çıkartırız. Tamam, anlaştık o zaman. Bekliyoruz. Hoşçakalın. Rami, bir çay. Biz de içeriz. İki tane. Taks diyorum, belki çok yakışır. Bir şey konuşuyoruz. Ne bileyim, bende saks rengi bir elbise var. Veleyim bir dene istiyorsan. Seninkiler de çok şey, bilmiyorum. Yani ablacığım, sen daha böyle evet özgür giyiniyorsun ama rengini mi karsın, ne bileyim. Ya sen zaten enerjin yeter. Ne giysen yakışır. Senin avran yeter sanırım. Bakalım. Ama bir tane var böyle omuz açık, çok güzel. Vay be. Aa. Ne yapıyorsunuz? İyi. Oo, komşu komşu. Duydun mu yeni gelişmeleri? Komşunun hangi komşu oldu şimdi anlaşıldı. Duydum. Sen de benim düşündüğümü düşünüyorsun herhalde. Siz ne diyorsunuz Allah aşkına? Öncelikle sizi tebrik ediyorum yeni işiniz için. Hatta ilk müşteriniz biz olmak istiyoruz. Aa, abi nasıl yani? Sanem'in kremi için bir reklam filmi çektik. Evet. Yani o reklam filminin bir müziğe ihtiyacı var. Çok kısa bir zamanımız var. Müzikleri siz yaparsınız değil mi? Ay yani çok ani oldu. Bilemedim ki yani ortada hiçbir şey yok, stüdyo yok, ekipman yok. Ben çok ham durumdayım. Tamam tamam sevgilim, ben hepsini ayarlarım yani. Tanıdıklarımız var, ekipman, stüdyo falan. Hatta şu an yazacağım. Emre, biz ciddi ciddi ilk işimizi aldık şu an. Evet, sayenizde çok teşekkürler. Şey, bir çay içip kalkalım mı? Deren Hanım mesaj atmış. Bu yelken kulübü için anket analizlerini bitirmiş de bizi çağırıyor. Karşılıklı diyorsun, çay içelim. İçelim mi bir çay? İçelim, bence içelim. Sanırım ablacığım sen tekrar çay içmeye mi başladın? Gitmeden ben de babamı da görürüm. Ay Sanem, bu arada sana söylemeyecektim. Babama söz verdim.
Ama sana söylememek hiç içime sinmiyor yani. Biz dün babamla hastanedeydik. Babamda şeker çıktı biliyor musun? Çok ciddi perhiz yapıyor şu anda. Nasıl ya? İyi mi şimdi? İyi iyi, bir şey yok yani. Sadece tatlı yiyemiyor. O yüzden biraz asabi. Şeker. İyi tamam. Ben babamı göreyim. Bir şey söyleyeyim ama biliyor gibi yapma yani. Hiç duyuyor mu? Kesin bir şey söyleyecek adam şimdi. Ne yapayım? Saklayamadım yani. Bilmesi lazım. Fazla fazla da koydum. Cemile ablam, inanılmaz bir fasulyem var. Fasulyem ispir. İspirin fasulyesi şifadır bir tanesi. Sağ ol. Oradan da küçük bir kalıp beyaz peynir alayım. Buradan da tamam. Bunu da veriyorum, turşu. Kuru fasulyenin yanında Bülent abim sever. Ver bakalım. Ne kadar olsun peynir? Şöyle küçük 200. Bu kadar. Bu yeter mi bu? Bu kadar. Ha? Bu kadar mı? Ne yapıyorsun çocuğum? Ne kadar olduğunu söyle artık. Cengiz! Cengiz ne yapıyorsun? Kokoreççi gibi ne yapıyorsun? Şakkılı şakkılı insan yiyecek bunu. Cevap verilmiyor. Kusura bakmayın Cemile ablacığım. Bunun zaten bir kalıbı 400 gram. Ben size fazla fazla vereyim. Sağ ol canım. 25 lira yeter mi? Yeter. Yeter Cengiz. Yeter. 25 lira yeter. Her zaman bekliyoruz. Bak burası sizin de dükkanınız. Her zaman bunu söylememe gerek yok. Kendinize iyi bakın. Nihat Bey hayırlı işler. Sağ olun. Size de hayırlı işler, hayırlı günler. Allah Allah. İnat bu adam ya. Hala hayırlı işler, hayırlı günleri takip ediyor. Kapıya oturduğu onu takip ediyor. Git evine dinlen be adam. Her şey yolunda. O aldığın parayı kasaya koy. Cebindeki parayı kasaya koy. Cebimdeki parayı niye kasaya koyayım? O zaman nasıl para kazanacağız? Saçmalama. Baba. Kızım. Baba. Ne güzel seni görmek burada. Babacığım, iyi misin? Annem, hoş geldin. Biz de bir mola verelim artık. Çok yorulduk. Her yerden çıkıyor bunlar ya. Siz. Babacığım iyi misin? Hastalanmışsın. Ablam da olmasa haberim olmayacak. Niye haber vermiyorsun bana? Ya kızım senin işin gücün başından aşkım. Bir de ben rahatsızlık vermek istemedim. Ablan da abartmış. Ya o kadar şeker herkeste olur. Böyle hastasın hastasın dedikçe daha çok hastalığı çekiyorum ben. İyiyim iyi, merak etme. İyi baba tamam. Merhaba. Ben de sizi görüp bir geçmiş olsun demek istedim. Harika görünüyorsunuz. Sağ ol. Yardım edebileceğim bir şey olursa bir telefonunuz yeterli. Eksik olma evladım. Gideyim ben artık. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Tamam, sağ ol, teşekkürler, iyi günler. Seni böyle sıkan, rahatsız eden bir şey yok değil mi kızım? Hani çiftlikte, ajansta... Yok babacığım. Ha. Merak etme. Zaten yalnız bırakmıyorlar beni. Komşularım var. Yani hiç yalnız kalmıyorum. Aynı mahalledeki gibi. Komşularım var. Ha iyi. Sen iyisen zaten gerisinde hiçbir önemi yok. Oh ne güzel. Sen de iyi ol babacığım. Bak bir şey olursa bana haber ver tamam mı? Tamam. Benim şimdi küçük bir işim var onu halledeyim. Tamam. Haberleşiriz. Tamam sen de beni ara ama. Tamam sen de öyle. Tamam. Hadi görüşürüz babacığım. Hadi görüşürüz. Özlemişim be. Hey güzel kızım benim. Geldik. Evet geldik. Sevgilim iyi misin? İyiyim çok iyiyim. Hayır değilsin. Çok korkuyorum ben Emre. Vallahi çok heyecanlandım yapabilecek miyim acaba? Sakin ol ben senin yanındayım. Ya bak görüşümüz zaten piyasaya çok hakim tamam mı? Rahatla biraz ben sana çok güveniyorum. Tamam. Selamlar merhaba.
Selam, merhaba. Ferit Bey'le randevumuz var değil mi? Emre Bey'di değil mi? Hı-hı. Tabii, buyurun. İyi misin? Heyecanlısın. İyiyim. Sakin ol, gel. Tamam Türkiye Hanım, konuştunuz. Tamam o zaman, konuşuruz yine. Teşekkür tamam. ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet. Aa, Leyla? Ya. Ya, inanamıyorum. Dünya ne kadar küçük değil mi ya? Aynen öyle. Selam. Siz tanışıyor muydunuz? Evet, Ferit benim ilk müzik hocam. Ha. O dönemler o konservatuarda öğrenciydi. Ben de lisedeydim, beni çalıştırıyordu. Gelin gelin oturun ya şöyle. Ay, tamam vallahi. Gözlerime inanamıyorum. Ben de. Ben de gerçekten gözlerime inanamadım şu an. Bir şey içer misiniz? Biraz çalışalım. İdealimdeki kadın spor yapacak. Ağırlık çalışacak. Allah Allah. Olacak gibi değil. Ne yapıyorsun Salim? Efendim? Spor yapıyorum ben. Benim yaşam biçimim spor yapmak. Ağırlık çalışıyorum her zamanki gibi. Her zamanki gibi derken? Her zamanki gibi derken ben bu yılda... Ay, ben bu bir yılda... tabii sen yoktun o zamanlar bilmezsin ama... Bu bir yıl bana çok ağır geldi. Ben de ağırlıyorum, hastalıyorum. Tamam tamam, bunlar çok ağır. Sen bunları bırak. Sen şunları al, şunlarla bir şeyler dene. Ha? İki tane alma, bir tane yeterli, evet. Tamam, olur. Olur yani. Alışkınım, ben hepsine hakimim şu anda. Hanım yalnız şöyle bir şey var. Bunu bilinçsiz yaparsan... Diyene bak. Sakatlayabilirsin kendini. Tamam mı? Hatta şöyle bir şey olabilir. Hiç istemezsin öyle bir görüntü. Kolların falan maazallah fazla şişer. Tamam mı? Hiç hoş bir görüntü olmaz yani. Evet. Ben bir yazarım. Bir yazar için kol kası çok şart, önemli. Çünkü neden? Kalem tutuyor bizim ellerimiz. En ağır silah kalemdir. Unutmayın bunu. Ve hiç merak etme, ben hakimim. Bu hakim. Peki. Can. Sanem bir gelebilir misiniz? Hayvan, bir spor yaptırmadın. Salon adamı olacak. Centilmen, nazik, kibar. İdealimdeki kadın soğuk ve mesafeli olmalı. Çok teşekkürler ama ben hallederdim. Yerleştiyseniz o zaman açıklamamı yapabilirim. Değil mi ben? Hı. İlan tasarımımızı çok beğenmişler. Sloganı da çok beğenmişler. Grafik tasarımları ben yaptım. Şimdi planlama yapalım diyorum. Yapalım. Evet. Tanıdığım bazı dergilerle ben görüştüm. Listesi burada. Siz de okursanız eğer... Uygun bulduğunuzu işaretlersiniz, iletişime geçeriz. Tamam, iş bitince bir de Yelken Kulübü'yle yemek ayarlayalım. Diğer işlerini almak için de harekete geçelim. Harekete geçelim. Aradığım erkek ihtiyaçlarımı ben söylemeden anlayacak. Afiyet olsun. Arda Gürel'in avukatını buldum sonunda. Kasabadan Haluk diye birisiymiş. Benim bu işin arkasında neler döndüğüne dair bir tahminim vardı. Önce bekleyelim bakalım. Hukuki adımlar atılsın. Ya anlamıyorum niye bizle uğraşıyorlar. Biz küçük bir krem şirketiyiz sadece. Etimiz ne, budumuz ne bizim? Ya aslında öyle düşünme. Kâr marjı çok yüksek. Yani iyi bir marka stratejisiyle bilinlik de artacak. İlgi de. İyi ki varsınız. Yani hepiniz. Çok teşekkür ederim Deren Hanım size. Bulut, sen. Canım benim. Canım komşum benim. Hep yanımdasın, destek oldun bana. Can, canım. Hepiniz iyi ki varsınız. Ben çok güzel limonata yaptım. O zaman bize limonata ısmarlıyorum. Hemen getiriyorum. Dikkat et, şey yapma. İyiyim, iyiyim. Demek yıllardır reklam sektöründesin ha? Hayret, oysa Emre'yle birkaç kere karşılaşmıştık ama... ...sana hiç denk gelmedim. İşte...
Gerçi benim de bu kadar güzel ve yetenekli bir eşim olsaydı ben de herkesten saklardım. Ben de saklıyorum zaten. Siz bayağı geç karşılaştınız herhalde değil mi? Öyle olmuş. Zaten elimden geleni yapacaktım ama şimdi seni gördüm ya. Daha da sevindim Leyla'cığım. Ya Ferit çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Yani araya yıllar girdi. Nasıl yapacağım bilmiyorum ama. Hiç merak etme. Araya giren yılları hemen telafi ederiz. Hayal edilir o yıllar tabii. Müzik stüdyom her türlü işiniz için emrinize amade. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Emre'nin bahsettiği reklam müziğinin kaydını da burada yapabiliriz. Yapım şirketinden brief aldınız mı? Ha yok ama ben bir buluşma ayarlarım. Müşteri abimle Leyla'nın kız kardeşi sonuçta. Aa harika. O zaman şöyle yapalım. Biz akşam bara gidiyoruz arkadaşlarla. Böyle hep gittiğimiz bir yer. İşte sahnede güzel müzikler falan yapıyoruz. Siz de gelin bu akşam. Beraber takılırız. Hem bizimkileri davet edersiniz. Onlarla da tanışmış oluruz ha. Olur. Değil mi? Olur olur. Bize de değişik olur. Evet. Bu haliyle uygunsa Can gönderiyorum ben. Tamam iki versiyonu gönderelim. Evet limonatalar geldi. Şu avukat bizim kremlere kendi markasını koyup da satan Cemal'in de avukatıymış. Şu rastlantıya bakar mısınız? Cemal mi? Bu nasıl benim aklıma gelmedi ya? Hayır bir saniye. Şimdi burası küçük bir yer. Sonuçta adam bir sürü kişinin avukatı olabilir değil mi? Bence sakin olun. Deren doğru söylüyor. Bence de sakin olalım. Önce bir avukatla görüşmek gerek. Hatta ben şimdi gidip konuşayım avukatla. Ben de geliyorum. Yalnız avukat ofisten çıkmış. Az önce aradım. Zaten geç oldu. Yarın birlikte gideriz o zaman. Bu arada zaten geç oldu. Benim de birkaç işim vardı. Geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, iyiyim vallahi. Siz nasılsınız? Canavar gibi. Oh, vallahi Mirvan Hanım döktürüyor sanırım ha. Ah ah sormayın. İçeride mutfakta şu anda sizin bayılacağınız yemekler yapıyor. Geldiniz mi? Ay hoş geldiniz Nihat Beyciğim. Ah, hoş bulduk Mirvan Hanım. Size baklava getirdim. Böyle tatlı yiyelim diye. Ne kadar incesiniz Nihat Beyciğim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bir dakika ben bugün Leyla ile telefonda konuştum. Size şeker yasakmış. O yüzden ne yapıyoruz? Bu baklavayı şöyle uzaklara götürüyoruz. Hadi bakalım. Vallahi hani ellerinize sağlık maşallah. Tabaklardan çok güzel kokular geliyor. Gerçi benim hani bilmediğim kokular ama eminim güzeldir yani. Akşam yemeğinde tanışırsınız. O zaman tanışalım. Ama daha önce şöyle bir şey var. Biz hem yemekten önce hem yemekten sonra en az bir saat yürüyor. Bazen bir buçuk. Bir buçuk evet, mu? Bir buçuk evet. Metabolizmayı hızlandırıyor. Yani sağlıklı bir beden için bu çok şart. Spor disiplin ister. İster. Ha, biz Aziz'le günlük rutinimizin dışına çıkamayız. Anlatabiliyor muyum? Tamam anladım ama evet. Aç karnına yürümek insanı yorar. O yüzden bence ben bir şey... Ay, olur mu böyle şey? Aç karnına yürüyeceğiz tabii. Hadi gidelim. Ha, gidelim. Sanıma kadar gidelim sonra gelip yemek yiyelim. Ay Nihat Bey ne kadar şakacısınız. Ay, sen hem buradan bir dakikalık yolu şöyle şey olur mu? Olur. Olur. Şahane olur. Sereme kadar 50 kere yürüyoruz, geliyoruz. Ondan sonra yemeğimizi yiyoruz. Hadi bakalım. 50 mi? misal. Ama ben sana söylemişim. Çok komik bir adam. İdealimdeki kadın sade, şık, şehirli bir kadın gibi giyinecek. Hadi bakalım Can Bey. Bakalım şimdi çirkin bulacak mısınız beni? Şimdi görelim bakalım. Evet. Bir de böyle gör bakalım sana mı? Leyla'larla buluşmaya mı? Evet. Beraber gidelim istersen. Olur. Yani sen de oraya gidiyorsan tabii. Allah'ım bana baklama gücü ver. Bir şey mi dedin? Bakmama.
Bakma bana. Bakma sen bana ya. Şey diyecektim aslında. Ablama müzik işinde destek olduğun için, inandığın için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Bakma oğlum. Seninle bakma ya. Bir şey mi dedin? Biliyor musun aslında hiç geriye dönüp bakmamak lazım ya aslında. Çok haklısın komşu. Değil mi? Aynen komşu. Sıcak oldu ya burası ha. Yanıyor araba komşu. Bir şey mi dedin? Yok. Yok. İçimden. Sence yemeklerimi beğenecek mi? Tabii ki hayır. Ne? Neden? O koca göbek nasıl oldu sanıyorsun? Aşkım bu nasıl bir ayak? Göbek de bayılacak. Allah Allah. Ha. 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 Nihat Bey. Ay. Düştünüz mü? Yok akşam. Ne oldu? Ha, yok yok düşmedim. Siz beni bırakın. Kaşı kurtarın kendinizi. Akşam. Ya şuracıkta kıvrılıp böyle kal. Hiç öyle şey olur mu? Gel aşkım, gel gel. Ay ilahi Nihat Bey ne kadar komik bir insansınız. Ya geldik zaten. Köşeyi döneceğiz. Sen Emin evi. Hadi kızı bir görelim de. Hadi. Artık biz de evimize gidelim de yemeğimizi yiyelim. Ha evet. Yemek mi? Evet. Ha yemeği duyunca bak otomatik kendime geldim. Hadi. Oh. Hadi gidelim. İlk seferde herkese böyle oluyor. Ama 5-6 kereden sonra hiçbir şey hissetmezsiniz. 5-6 mı? Evet evet. Neden? Metabolizma alışıyor. Neden? Neden? Neden aşkım? Aşkım sürekli aynı şeyi tekrar ettiği için. Neden tekrar ediyor? Ama tekrar işte. Gelin ben spor, size yemek anlatacağım. Gel 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 gel. Ooo yanıyor. Çok komik. Ay yerim yanıyor. Yürümemişler Deniz şurada. Deniz'ciğim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Deniz. Hoş geldin. Merhaba çocuğum nasılsın? İyi. Ay. Ah kusura bakma böyle beni bir yürüttüler terledim ben de. Ondan. Sanem nerede? Sanem'i göremedim. Sanem bara gitti. Şey iş barına gitti. İş yapmak için bara gitti. Şöyle Sanem evet. İş görüşmesi için bara gitti. Yani biz bu krem şirketinin işlerini görüşmek için Sanem bara gitti. Evet. gündüz Allah Allah iş görüşmesi için bara gitti. Hem de tek başına. Hayır tek başına gitmedi Can'la gitti. Ya o da şöyle oldu. Can krem şirketine şey oldu ya ne oldu Can? Ortak oldu. Ortak oldu. Işte. Ortak olduğu için o yüzden birlikte gittiler yani tamamen profesyonel olarak. Evet. Profesyonel olarak. Evet. Can krem şirketine mi ortak oldu? Şimdi Can da yanında olduğuna göre nasıl olsa bir şekilde geri dönerler. Telaşlanacak bir şey yok. Diğer konu da onların bileceği iş. Artık biz karışmasak. Değil mi? Doğru. Yani sanırım aklı başında bir kız. O nerede ne yapacağını çok iyi bilir. Tabii canım. Tabii canım. Evet. Evet, Sanem de yok. O zaman hadi gidelim artık biz. Hadi. Tamam. Hadi. Sen kızım söyle akşam ben kalmaya geleceğim tamam mı? Tamam. Tamam. O nasıl söz Nihat Bey? Hayatta bırakmam. Ne kadar ayıp canım insan dünürlerinde kalamaz mı? Lütfen. Ya ayrıca yani Sanem'i de biraz rahat bırakın istiyorsanız. Yani bu kadar sıkmayın kızı. Bir şey olmaz. Vallahi gönül koyarım. Ben ikilettim mi? Hayır. İyiyim, iyi madem. Siz de gönül koyuyorsunuz. Tamam, olur, kalırım akşam. Tamam, yani. Hadi. Hadi gidelim o zaman. Yani. Ya siz acıkmadınız mı? Acıkmak değil mi? Ya. O zaman git sen yer. Ya Nihat Bey! Ne kadar güzel söyledi değil mi ya? Evet. Çok güzelsin. Gel bir buçuk alayım. Bir daha. Aa, ne olmuş bu ara? Öyle... Aa, tarzları kaymış yine. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hiç fark etmemiş gibi yapalım. Tamam. Hiç. Saçını yapalım gibi. Selam. Aa, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abla. Leyla sağ ol. Teşekkürler enişte. Oturun. Evet. Evet. Bir
değişiklik, eksiklik, fazlalık, farklılık falan sezinlemediniz mi? Bir dikkatinizi çeken bir şey olmadı mı bizde, bende falan? Hı? Emre? Yo, yani. Bilmem, ben bir değişiklik fark etmedim. Sen fark ettin mi? Ne gibi bir değişiklik mesela? Ben mesela... Bir değişiklik görmüyor musun bende? Ben aynı mıyım şu anda? Hı? Aynı mıyım ben? Bir değişiklik görmüyor musunuz? Yani güzelsin ablacığım, iyisin. Vallahi ben bir değişiklik görmedim. Değil mi? Evet, evet. Bu arada ne içiyorsunuz? Ya, aşkın gözü kördür, bu olmasa gerek ya. Aynısından içeriz ben. Sen ne içiyorsan alırım. Ben kokteyl alayım. Bir değişiklik yapıp. Hı? Şey yok mu Ferit, konuşacağımız adam? Ya ben az önce telefonda konuştum, gelmek üzeredir o da. Beni niye aramadı? Bilmem, konuştuk. Ayarladık, geliyor o da yolda. Ha, gelsin bakalım Ferit Bey. Ha, geldi zaten Ferit. Ferit. Ah, merhaba. Ne haber? İyi Leyla, senden ne haber? Hoş geldin canım, gel. Merhaba Ferit Bey. Merhaba. Merhaba, ben Ferit Aslan. Can David ben de, memnun oldum. Memnun oldum. Merhaba. Merhabalar Sanem, ben de Leyla'nın kız kardeşiyim. Çok memnun oldum Sanem. Sanem Aydın. Sanem Aydın. Yazar olan Sanem Aydın. İnanır mısınız, ben sizin kitabınızı bir solukta okudum. Yani inanılmaz bir hayranınızım. Bir dahaki de kitabı getirsem imzalarsınız değil mi? Olur tabii. Ama bir aileye iki üstün yetenekli kardeş fazla değil mi? Ay sağ ol. Leyla'nın da müzik yeteneğine söylenecek söz yok. Gerçi kendisi biraz saklamayı seviyor ama. Ferit. Şimdi biz bu ilk jingle işimizi Ferit'le beraber yapacağız. Bakalım, inşallah altından kalkabilirim. Sen istedikten sonra her şeyi başarırız. Ay teşekkür ederim. Biz birazdan sahneye çıkacağız. Ben buralardayım. Tamam, tamam canım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. İyi eğlenceler. Görüşürüz. Çok güveniyor herhalde değil mi Ferit Bey sana? Evet, sağ olsun. Yani senin kitabın bir oturuşta okunmaz. Hazımsızlık yapar. Biraz abartı bir tip gibi geldi bana Ferit Aslan. Taklit biraz olmuş. Yani diyorsun ki sende bir değişiklik var. Ablacığım ben bir değişiklik göremiyorum. Nedir? Söyle bana. Ben anlamadım. Ne bu değişiklik? Neymiş, ben anlamadım ki. Bak Rugan. Aa evet, o farklı geldi. Bak şimdi geldi sen söyleyince. Güzel ama. Ne, saçın mı? Dalgalı gibi mi? Evet. Dalgalı, güzel olmuş. Yani her zamanki tarzın gibi geldi bana. Şık. Tamam. Değişiklik ağır geldi herhalde. Evet, evet. İşte böyle. Evet. Yani tabii... Akşam oldu. Hava karardı. Tam böyle yemek keyfi zamanı gibi. Akşam oldu dediniz de aklıma ne geldi? Ne geldi? Bir el tavla atsak ne dersiniz? Aa, ama gerçekten çok isterdim ama akşama... Aa. Yemek zamanı. Evet, yemek zamanı. Ah yaşasın. Evet, buyurun. Oturun Nihat Bey. Evet. Evet. Aşkım. Aşkım. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun Nihat Beyciğim. Ay. Hayır, ne oldu? Kuşkonmaz. Ne konmaz? Ay, ay, hiç kalkma. Kalkma, ben hemen getiriyorum. Kuşkonmazı unuttum, getiriyor hemen. Kuşkonmaz. Tezgahın üstünde. Evet. Kuşkonmaz. Evet. Ha, aceleyle oturdunuz herhalde. O yüzden ekmek almayı unuttunuz. Eyvah. Biz ekmeği hayatımızdan çıkarttık. Neden? Üç beyazdan uzak kalmak istiyoruz. Bir, un. İki, şeker. Üç, tuz. Tuz. Evet. Evet. Bunları hayatımızdan çıkartarak sağlıklı bir yaşama adım atmış oluyoruz. İşte bu. Ama onun yerine kuru yemiş. İster misiniz? Yemekten önce olmaz. Gerçekten mekan çok güzelmiş. Ya bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama... ...ne zamandır şehre inmiyorum ya. Ondan herhalde. Yani bu şehirde. Ben çok fazla şehirler arası yolculuk yaptım. Çok şehir gezdim. Çok takıldım oralarda yoksa. Ama buranın kokteylleri falan enfes. Gerçekten çok güzel. Tadına bakabilir miyim? Çok iştahlı içiyorsun. Tabii.
hafif gibi. Yani çok hızlı içersen çarpabilir gibi de. Her halükarda bir pet fazla alengili benim için. Ben aynen geri vereyim sana bunu. Değişik biraz. Yo-yo vişne suyu gibi. Yani inanılmazdı, inanılmaz. Ay ben şey, içtiğimden gülmüyorum. İçimden geliyor, ondan gülüyorum. Ben bir şey demedim farkındaysan, yani açıklama yapma gerek. Eyvah. Herkese iyi akşamlar. Aa, Fırat Bey. Fırat mıydı ya? Ferit, bu güzel gecede bizimle beraber olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi izninizle benim için çok değerli olan birini şarkı söylemesi için sahneye çağıracağım. Alkışlarınızla Leyla Aydın. Ferit, hayır. Hadi, hadi saçmalama. Hadi abla bir şarkı hadi. Sevgilim. Ya Ferit, ben nasıl söyleyeyim ya? Allah. İyi akşamlar herkese. Bravo. Merhaba. Değmen benim gamlı yaslı gönlümeyi söyleyebilir miyim? Tamam. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme. Değmen benim gamlı yaslı yine düet yaparsınız bence. Eyvah, ne diyorsun ya? Ablacığım, sesin mikrofonda ne kadar güzel çıktı. Vallahi. Bayağı bir hakimdin sahneye. Vallahi bravo Leyla. Evet, ay, teşekkür ederim. Sağ olun. İzninizle. Ne oldu? Ay, bir saniye. Gelsin. Partneri olan tabii, insanları pistler de görmek isteriz. Senin derinlerinde bir yerde buldum. Sımsıkı sarılacak, karışacak. Sen biraz hızlı mı gittin bugün acaba? Hız mı? Hız benim göbek adım. Ben çok değiştim artık. Çok güzel, artık çok seriyim, hızlıyım. Bu şekilde yaşıyorum. Bambaşka. İdealimdeki kadın dansa kaldırmamı beklemeyecek. Kendisi kaldıracak. Saçlarının rengi geceden, bundan geceye sevda. Sen örterken dans edelim mi? Tam sen de istiyorsun, biliyorum. Derken benimle kalbini al.
şimdi komşucuğum. Şöyle bir şey var. Şeyden dolayı biraz ortamın ışıkları falan öyle biraz başım da dönüyor. Ben bir de çok spor yaptım, ağırlık kaldırdım. Başım da ağırlaştı hani. Diyorum ki nacizane o da şu küçük güzel kafamı göğsüne yaslamak suretiyle biraz dinlensem. Okey. Sen örterken benimle kalbini al aklım gibi hissimi al çünkü özlüyorum. Ben küçükken yatakta da böyle hep dönermişim. O zaman ben de bu boşta kalan elimi avucunu almak ve o şekilde değerlendirmek suretiyle tutmak istiyorum. Çünkü öyle daha rahat. Bak ilk benim aklıma gelse ben de söylerdim. Pratikmiş bu. Evet. Komşu. Allah'ım Salim hiçbir zaman kul olamayacaksın. Sen? Aşırı yakışıklısın. Yani ben nasıl anlatayım? Mükemmel bir yakışıklı. Bu nasıl bir komşusun sen? Böyle komşu olur mu? Sen hayatımda gördüğüm en muhteşem güzellikteki komşusun. Su tatlısı konuşur yoksa inanırım. Konuşuyoruz. Saniye. Bir saniye. Müzik bitti yalnız. Hı-hı. Dans ediyorsunuz ama. Evet, müzik bitti ya. Burası da kapanacak galiba yavaştan. Artık diyorum gitsek mi? Mekan müthiş. Yine gelelim. Evet evet dedi ki işte geleceğiz diye. Hadi bakalım. Hiç yapmıyoruz bunu. Evet. Hiç yapmıyoruz. Hiç gelmiyoruz ya. Evet. Geliriz ya. Hadi gidelim. Çantanı aldım. Rugan çantanı. Tamam ben de. Hadi. Sen şey yaptın mı? Hı, tamam. Tutunabiliyoruz tabii komşu. Ki, tabii. Mekan müthiş. Buralar hep mekan. Ya bir şey diyeceğim. Bu Ferit denen adam zamanında sana yazmadı değil mi? Ablam çocukluk arkadaşım dedi ya. Gerçi ben hiç tanışmadım ama. Çocukluk arkadaşım. Yani çocukken yazmış olabilir diye sordum ama. Ay saçmalama Emre Allah aşkına ya. Bu soruna cevap vermeyeceğim. İyice kıskan. Hmm, öyle mi? İdealimdeki erkek üşürsem ceketini vermek gibi gereksiz kibarlıklar yapmayacak. Biz şuradan taksiyle gideriz. Araba var. Araba kullanmayalım ya. Şimdi içki aldık bu kadar. Yarın gelip alırım ben. Direkt bize gidelim. Yani yarın yine bize geleceksiniz nasılsa. İki işi olmasın. Babam da çiftlikte zaten. Yok sağ ol Leyla. Tabii Salem kalmak isterse kalabilir tabii ki. Ya Leyla doğru söylüyor. Hem ev de boş. Bir iki saate de hava aydınlanacak. Hadi. Ha, olur olur. Tamam hadi.
Dönünce de olmadı ki. Evet. Sanem. Evet. Ben gidiyorum ya. Ne oldu, niye? Ben içeride uyumaya pek alışık değilim zaten. Gecelerdir zaten dışarıda da uyuyamıyorum da. Rahat edemedim yani, ben gideyim. Alkol aldın. Yani üstünü falan da değiştirdin zaten. Saat kaç oldu? İstersen burada yat. Yani uyuyabilirsin belki. Okey. Ben araya falan bir şeyler koyarım zaten. Komşu komşu. Oraya mı git? Bu tarafa geç. Oraya geç. Ani oldu biraz, hemen de kabul ettin. Şöyle geçtim. Bunu ben zaten şey yapayım şöyle. Set mi çekiyorsun şu an? Bu ben düşman attı mı oluyorum? Yo, sen rahat et diye. Peki. Evet, şunu şöyle yapayım en son. Rahat mısın? Çok harika. Rahat. Sen? Süper. İyi geceler komşu. İyi geceler komşu. Doğru düzgün odaklanamıyorum. Daha doğru düzgün yemek yapamıyorum ya. Ya ben niye yapamıyorum bunu? Niye? Çılbır yapmak da nereden çıktı sabah sabah? Can'ın listesinde öyle yazıyordu tabii. İdealimdeki kadın çılbır yapmayı bilecek. Ay, ne alakası var? Boş boş konuşuyorsun. Ben zaten çok iyi yemek yapıyorum. Çılbır da ne zamandır yapamıyordum. Bir deneyeyim dedim. Ama yapamıyorum şu anda. Aklım bir karış havada. Tarifi düzgün okusana. Suda girdap yap. Öyle kır diyor. Ah Sanem, ah. Bunca zaman niye aklına gelmedi? Suda girdap yapacaksın tabii ki. Tabii ki suda girdap yapacaksın. İşte bu. İşte tam anlamıyla oldu. Aferin benim zeki aklım, zeki aklım. Yine aklınla bin yaşa. Bravo, bravo. 40 yılda bir işe yaradın gerçekten. Seni seviyorum, seni seviyorum. Sana demedim. Kime dedin? Kafa sesime. Aranız iyi galiba. İyi, iyi, gayet iyi. İyi, süper. Allah bozmasın. Ne yaptın, ne o? Önemli bir şey değil. Çılbır yapıyorum. Seversin herhalde, değil mi? Çılbır. Ben ne bileyim, bilemedim çılbır. Ya şöyle tereyağında yapsaydım böyle biberli, kavurmalı falan böyle. Daha tercih ederdim. Çılbır da yenir yani. Çok aramam yani. Sen olmasın diye her şeyi deniyorsun. Madem çılbır sevmiyorsun, neden mi
hiç önemli değil. Boş ver. Günaydın. Günaydın. Ne ya? Ablacığım sen neler yaptın böyle? Donatmışsın. Bugün burada, bu mahallede çılbır partisi var. Ya! Ne o çılbır dediğin? Çılbır işte öyle kaynayan suyu, yumurtayı kırıyorsun, kepçeyle alıyorsun öyle. Üzerine sos yoğurtlu böyle pul biberli falan öyle bir şey. Çok matah bir şey değil yani. Nasıl yani? Eğer sen de çılbır bilmiyorum dersen ben artık çılbıracağım. Tamam. Bilmiyor musun sen? Yok, yapmadık işte. Ay canım, benim yapmama gerek yok, içemedim ya. Hadi evet. Ben bayılırım ablacığım. Hadi geçin güzel, rahat rahat bir kahvaltı yapalım. Ya iyi. Ablacığım hemen alayım ben çılbırımı. Çünkü yiyeceğim çıkacağım, Ferit bekliyor beni stüdyoda. İyi, ben seni bırakayım ha. Ferit Bey'e de merhaba diyelim biz de. İyi peki. Bir yardımlık bir şey lazım mı? Yo yo, gerçekten hiçbir şey lazım değil. Alt tarafı çılbır yapıyorum, bu kadar büyütmeyin. Oradan şey de ayarla. Tamamdır abi. Tamam. Her şey hazır. Sallıyorum Leyla. Evet. Evet. Stüdyo hazır. İstersen başlayalım. Hazırsan tabii. Hemen mi? Hemen. Ay çok heyecanlandım şu anda. Sevgilim sakin ol. Daha nice konserlerin olacak. Ya yani şimdiden heyecanlamana gerek yok. Ya Emre dalga geçme. Emre abi o zaman bir iki saat sonra ben sana haber veririm işimiz bitince. Gelir alırsın Leyla'yı. Hadi. Aa yok yok. Ben kalmak isterim yani. Sevgili karımın güzel sesini dinlemek isterim. Yani genelde insanlar ilk işlerinde yanında tanıdık biri olunca heyecanlanıyorlar ama siz bilirsiniz, karar sizin. Yo yo, Emre olmasa ben bu işe girmeye cesaret edemezdim zaten. Onun benim yanımda olması bana güç veriyor. Tamam, hadi başlayalım o zaman. Haritsin be. Yiğit. Mana. Ne yapıyorsun sen arabanın altında? Bastonum düşmüştü, onu aldım. Ha. Şimdi müsaadenizle. Günaydın. Anne. Ah canım. Biz Yiğit'le yolda karşılaştık da bir yüzünü göreyim, kahve içelim mi müsaitsen? Tamam, geç evde otur. Yok, burası sanki daha serin. Sizin için de sakıncası yoksa? Yok, olur mu öyle şey? Buyurun lütfen. Yiğit. Sanem, yeni kitapla ilgili gelişmeler vardır. Biraz konuşabilir miyiz? Şu an kremle ilgili bir sorun yaşıyoruz da Bulut'la konuşmam gerekiyor. Hah, Bulut da geldi zaten. Ben Bulut'la konuşayım, sen geç otur istersen şöyle. Yok arkadaşlar, avukat yine gelmemiş. Bizden mi kaçıyor nedir anlamadım ki. Her şey mümkün. Yani avukat kaçabilir ama bence Cemal kaçmaz. Ben gidip onu bulup konuşacağım. Önce bir hukuki adımları izlememiz lazım Sanem. Avukata ulaşalım bir önce. Ben artık çok sıkıldım. Bakın kremimizi yapıyoruz. Başarılı olmak üzereyiz. Yani avukat yok ortada. Biliyoruz ki bu işin arkasında Cemal var. Yani konuşmamak için bir sebep göremiyorum. Ben gidip konuşacağım sadece. Çok haklısın Sanem'cim. Tamam, konuşsun yani. Ne var bunda? Sanem. Krem işi çok zamanını almaya başladı. Farkında mısın? Kitabı iyice boşladın yani. Evet, farkındayım ama benim krem meselesini çözmem gerekiyor. Söz veriyorum, kitaba odaklanacağım. Neyse, şu Cemal midir nedir? Ben onu bulup konuşacağım. Ben götüreyim seni arabayla. Ne? Araba mı? Senin arabanla mı? Yani haliyle. Ben de geleceğim. Tamam, haber veririz o zaman. Dur dur. Ha, ben zor yürüyorum zaten. Hmm.
Anne sen nereye geliyorsun ben anlamadım tam. Şey benim birkaç işim var kasabada. Bankaya falan uğrayacağım o yüzden. Can. Hı. Sen bu arabayı acaba bir bakıma mı götürsen böyle sanki sesler falan geliyor. Yok arabadan değil o yollar bozuk ya. Hı. Sallanıyor girintili çıkıntılı yollar o yüzden. Ay. İyi misiniz? Bir şey mi oldu ha? Bir şey mi oldu oğlum? Şöyle bir sen sağa çeksene. Sen bir arabayı sağa çek. Şurada dursan. Ha. Tamam. Anne ne yapıyorsun? Oğlum şey bir inip baksana sen. Böyle bir şey akıtıyor mu? Bir şey sallanıyor falan mı? Ses var mı? Ha hadi. Ya anne. Ya benim böyle içime bir his geldi oğlum. Hadi bir bak ne olur. Şey istersen inip bir bak. Annen de içi rahat etsin. Heh gel. Böyle bir his mi geldi? Öyle pırpır etti bir anda. İçim böyle. Benim de ara sıra öyle oluyor. O şuraya da bak oğlum. Akıtıyor mu böyle bir şeyler falan? Ha? Aslında tam olarak ne aradığımızı bilsek. Ben de bilmiyorum ki şimdi hiç. Tertemiz, hiçbir sorun yok. Peki görünmez bir sorun olabilir mi? Olamaz anne, hadi gidelim. Ha, iyi. Ama sen yine de arabaya binerken böyle sağına soluna bak, altına bak, su akıtıyor mu, ses çıkarıyor mu, bir şey sarkıyor mu? Tamam. Tamam anne, otur. Olur, merak etme. Hadi. Yavaş yavaş. Ha. Böyle pırpır gibi bir şey mi oldu? Evet, böyle anne yüreği işte. Panik oldum ben. Demek ki. Çok sıcak oldu değil mi ya? Ben klimayı açayım istersen. Yok gerek yok. Orman havası alırım. İyi gelir. Ya orman demişken torpidoyu bir açar mısın? Aa, ardıç meyvesi. Nereden buldun bunu? Ya işte ben dün ormanda koşarken sen ardıç kolonyası yapmak istiyorum demiştin ya. Ben de öyle topladım. Yerini de gösteririm sana. Sen alabildiğine toplarsın ve fazla fazla kendine istersen. Olur, teşekkür ederim. Gideriz. Giderim. Cuma Hanım, ben size müzik falan açayım mı? Olur. Yolun sonunda var ama. Heh. Anne senin işin yok muydu zaten buralarda? Var, var ama ben sonra hallederim. Seni gördüm ya yeter hacı. Görüşürüz. Saniyemciğim. Hoşça kal tatlım. Saniyemciğim. Cim mi dedi ya bana? Yani cim dedi gayet de içtendi. İlginç. İnanmıyorum. Hüma Hanım uzun süre sonra bana bir cümle kurdu. Altında da ima yok. Cemal'in dükkan. Ben içeri gireyim de içeriği talan edeyim. Sen gitme ben. İdealimdeki erkek benim kararlarıma karşı çıkmayacak. Destek olacak. Önden tabii ki sen git. Ben arkadan gelirim destek amaçlı. Gelirim yani sen buyur tabii ki önden. Doğrusu o. Şu ayakkabılarla da artistlik yapamam ki. Cemal sen misin? Benim buyur. Hiç buyur muyum? Ben Sanem Aydın. Senin fahiş fiyata sattığın kremlerin sahibiyim ben. Sen benim kremlerimle mi uğraşıyorsun? Kardeşim ben... Kardeşim falan. Önce bir konuşmanı düzelt.
Kardeşim değil, hanımefendi diyeceksin. Tamam, devam et şimdi. Hanımefendi. Çiftliğe geçmişte baskın yaptırdım, kabul. Ama şikayetimi geri çektim. Yani sizinle de daha uğraşmıyorum. Yani bana bugün gelen tebligatla bir ilgim yok, seni ve kremlerini rahat bırakıyorum diyorsun. Doğru mu anlıyorum? Ya sen anlıyor musun? Hı? Ben daha önce adamlarına mesaj göndermiştim sana. Eğer anlamıyorsan ben anlatmanın bir yolunu biliyorum. Ya sizi kim dava ettiyse benimle bir ilgisi yok. Yani görüyorsunuz ben işimin başındayım. Kendi kremlerim var, onları satıyorum. Hem size de bulaşmıyorum yani. Gerçi olan adamla avukatınız aynı. O da rastlantı herhalde. Burası küçük yer. Haluk herkesin avukatı. Sen bana hiç inandırıcı gelmiyorsun şu an. Bana da. Umarım doğru söylüyordur, yoksa çok fena olacak. Bence de. Hadi gidelim. Gidelim. Yalnız senin bu sinirli hallerin de yani bayağı korkutucuymuş. Nasıl tırstı? Nasıl bağırdım ama? Sen misin Cemal? Yer misin, yemez misin diye. Nasıl korktu ama? Hani cool olacaktın kızım sen? Hani şehirli soğuk kadın olacaktın? Havalardan falan herhalde. Bir anda sinirim yükseldi. Normalde çok sakinim. Bu geçen yıllar beni çok sakinleştirdi. Allah'tan da sakinleştim. Hayatta yaşanmaz buralarda. Güzel. Bir dakika, bir dakika. Kendi kremlerimi mi yapıyorum dedi o? Sen burada bekle. Benim şunun bir çift lafım var. Tamam dur şimdi. Gerek yok. Can lütfen tartışmak istemiyorum. Hakkımı aramak istiyorum. Tamam anladım ben seni ama ayakta topuklar falan var şimdi. Düşersin falan öyle çok acil. Bana engel çok olmaz. Öyle hızlı hareketler yapma şimdi. Gerek yok öyle fiziksel çok. Konuşmam gerekiyor diyorum. Hakkımı kendim arayacağım tabii ki. Benim kremlerim. Sanem. 3 saniye cool kalabildin. Bravo. Sen karışma bana artık. Karışma. Yiğit Bey. Başımız belada galiba. Ne oldu? Halledemedin mi? Dediğiniz gibi geldiler. Ama benim işin içinde olmadığıma inandıramadım onları. Hiçbir şey ispat edemezler. Merak etme. Ama sen yine de dikkatli ol. Ya o Sanem denen kadın az kalsın saldıracaktı. Arkasında da izbandut gibi bir herif. Yani ikisi de şüphelendiler eminim. Kremler orada mı? Arabada kremler. Depoya kaldırtıyorum şimdi. Ama dikkatli olmak lazım. Mahkeme sonuçlanıncaya kadar kremleri piyasaya sürmüş oluruz. Tamam bir gelişme olursa ara beni. Telefonda konuşurken duydum. Dedi ki benden şüphelendiler dedi. Bu kremleri depoya kaldırmamız lazım falan dedi. Bu alerji kremin davasının arkasında kesinlikle Cemal var eminim. Depoya gidelim bu işin peşini bırakmayalım. Hangi kremler ya? Ellerinde senin kremlerin mi vardı? Yani Deren'le bulut hepsini aldıklarını söyledi ama belki de kalmıştır bir şeyler. Ben eminim bu işin arkasında Cemal var. Canım bence biz dönelim. Bulut hukuki yollardan halletsin bu işi. Ya biz depoya bir gidelim. Bulut yine halleder aynı zamanda. O aksta da o hallolur. Ya depo. Ne deposu? Nereden bulacağız? Kimin depo? Nerede depo? Nasıl gideceğiz bu? Nereden bulacağız depoyu? Can şimdi? Depoya gidelim. Hüseyin amca! Sanem! Bak nasıl hallediyorum izle beni. Hüseyin amcacığım! Sanem nasılsın kızım? İyiyim Hüseyin amca. Canım. Geçti bak ellerimdeki nasırlar. Nasıl bir kremse o. Allah senden razı olsun. Ay çok sevindim. E tamam geçmiş olsun işte. Hüseyin amca ben sana şimdi bir şey soracağım. Benim krem aldı yürüdü. Baksana nasıl işe yarıyor gördün mü? Şimdi benim satışları falan idare edebilmem için böyle depolara falan satmam lazım. Acaba senin buralarda yani buraya yakın bildiğin bir parfümeri krem deposu falan var mı? Cemal'in kiraladığı bir depo var. Kaymakamlığın yanındaki büyük binada. Kaymakamlığın yanındaki. Tamam. Çok tatlısın. Canım kızım. Hüseyin amca sakın şimdi Cemal Bey'e bir şey söyleme. Sonuçta ticaret yapıyoruz. Şimdi satmam malımı falan ayıp olmasın. Merak etme ben de. İyi tamam Hüseyin tamam, amca. Kızım. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Hadi gidiyoruz. İlla gidelim diyor. Gidelim gidelim. Peki. Hadi tutturdum ben hadi. Hmm.
Evet evet, burası bak. Cemal'in bahsettiği kutular, onları taşıyorlar işte. Ne iş çeviriyor bu adam? Sanem, bence hiç bulaşmayalım ya. Bulut çözer. Bence dönelim. Yok, ben gireceğim içeri, çaktırmadan bakacağım. Sanem, sen bekle. Sen burada duracak, çaktırmadan bakacağım. Sanem. Çabuk çabuk, hadi hadi, biraz seri arkadaşlar, hadi. Dikkat edin. Hadi çabuk çabuk çabuk. Az kaldı, hadi arkadaşlar, hadi. Kremle şu arkadaki odaya koyuyorsunuz. Arkadaşlarına da söyle, acele etsinler biraz. Çabuk çabuk. Hadi. Hadi bakayım, hadi hadi. Hadi. Kolileri üst üste koymayın. Koymayın, kırılır onlar. Kapıyı açın, içeri yan yana dizin. Hey! Hadi biraz seri hareketler. Yasa dışı bir iş yaptığımız için başımız belaya girebilir. Sana bir şey diyeyim mi? Keşke Bulut halletseydi şu işi, iyi olurdu. Değil mi? Evet. Evet. İyi misin? İyi miyim? Ne bileyim. Panik atak gibi bir şey oldu. Tam da nefes de alamıyorum. Hava yok ya odada, daralan. Senle de böyle şey, dip dibe yani, yerde yok. Özel bir durum yok yani. Ne düşünüyorsun? Hiç. Çıkarız birazdan, merak etme. Evet evet, çıkarız. Nereye dönsem buraya çıkıyor. Değiştirebilir miyiz? Benim sol kulağım daha iyi duyuyor da. Hey, bayağı tehlikeli bir şey ya bu kolye. Batıyor yani. Sarılınca falan batar. Deneyelim mi bakalım? Yok, baktım. Benim bu kolyem, kıyafetim falan hiç alıştığımız tarzım değil ama çok okey yani, çok yakışmış sana. Sana da çok yakışmış böyle yeni tarz. Böyle kolye yok, yüzük yok, takı yok, çok iyi. Sade. Ya sen öyle seviyormuşsun. Öyle yazmışsın ankete. Yok. Sen benim anketime mi baktın? Ben senin anketine baktım. Yani baktım derken, hani
şey gibi oldu şimdi, ankete baktım, yazılanların aynısını üstümde böyle bir şey yok asla ben. Bir yılda hani acaba zevklerin değişmiş mi diye ben merak ettim, merakımdan sadece. Çılgır mesela. Ah, çılgır seviyor musun? Çok enteresan geldi, garip. Çılgır mı? Böyle bir şey yazmadım ankete. Ama bu halim yani şöyle bir aşağıdan yukarı bakıyorum da yani çok iyi. Yani bayağı iyi. Bayağı iyi. Gerçi her halim iyi. Müthiş. Komşu. Senin de farklı olmuş yani. Ortak. Komşucum. Sen hafıza tabii ezberliyor. Marka yok üstlerinde. Bunlar benim kremlerim. Emin misin? Yüzlerce yapmış. Bunların hepsi benim kremlerim. Ya kendi yaptı diye satacak bunları. O yüzden dava açmış bana. Kendi kremlerimi üretemeyeyim diye. Tamam, bir iki tane örnek alsana. Çiftliğe dönelim. Ortak bir karar alıp ona göre hareket edelim. Olur. Ya bu arada iyi ki karar vermişsin depoya girmeye. Biz çözene kadar iş işten geçmiş olacaktı. Az bu senin yeni hal tavırların da böyle bir karizmatik olmuş yani. Kıyafetini tamamlamış. Seninki de öyle. Teşekkür ederim. Gerçi senin her halin bayağı iyi. Ortak. Müthiş. Müthiş. Hı-hı. Komşu var bir de. Çıkalım mı? Kesinlikle çıkalım. Dışarı. Dışarı. Ha, dışarı çıkalım. Hadi gel. Ben kaldıramadığıma göre kilitli olması lazım. Doğru. Nasıl aklıma gelmedi bu? Haliyle çıkarken kilitliyorlar çünkü. Ne olacak şimdi? Yani buna bir numaran şeklim var mı? Şifredir, şudur budur. Yok, çıkışı görmedim. Nasıl çıkacağız buradan? Şurada pencere var. Açacağız, çıkacağız. Ya biri görürse? Kaçacağız. Açacağız, çıkacağız, kaçacağız. Yapabilecek miyim? Durayım önce. Dur önce. Otur. At bunu da. Şu kollarını bana uzat. Kollarını bana uzat. Ay! Ay! Biz sağlam komşu olduk öyle ya. Evet komşu. Komşu komşunun külüne muhtaçmış. Birbirimize yardımcı oluyoruz komşu. Alo. Efendim Volkan Bey. Merhaba Can Bey. Şu sizin Yiğit. Bir süredir kasabadan biriyle görüşüyor. Önceleri pek önemsemedim. Buralardan tanıdık biridir diye. Ama içimde tuhaf bir his var. Bunların işisi hakkında. Adam kim?
Cemal. Tanıyor musunuz? Şu an birlikteler mi? Ataşehir'de bir kafedeler. Hemen size konum gönderiyorum. Hemen geliyorum, sağ olun. Ben nasıl tahmin edemedim ya? Salim, benimle bir gelir misin Ataşehir'e? Görmeni istediğim bir şey var. Tabii. Geçirme baba. Aklımdan bile geçir. Ne yapıyordun sen orada? Ben hiç. Serinliğim diye hiç. Aman tamam kızım, geçirmiyorum. Zaten yazmışım bu kadar koca koca harflerle. Mihrab Hanım da zaten içimi manavra yönü gibi yaptı. Dayadı yeşilleri, dayadı yeşilleri. Valla bu kadar şiştim. Sıkıldım ben. Ben bakkala gidiyorum, bakkala gidiyorum. Hayır gitme babacığım, dur bir saniye. Bir dakika, gel şuraya otur. Bizim sana bir sürprizimiz var. Sürpriz he? Emre şimdi dışarıda. Çok güzel bir sürprizi var sana. Bakalım geliyor. Vallahi heyecanlandım. Hah bak geldi. Hayatım geldin mi? Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Evet, sağlık bir yaşama. Hoş geldin diyoruz şu an itibariyle. Merhaba. Sana neler aldım? Sağlıklı. Çok güzel tatlar olacak ondan ama bekle. Sana bunlardan şekersiz tatlı yapacak. Bunlarla tatlı. Vereceğim sana. Ne güzel. Sonra da çok güzel, lezzetlice yeriz. Hadi bakalım. Merhaba Can Bey. Daha önceki buluşmaların fotoğrafları da bunlar. Sanem'le Can vurdu, yakalandık. Tamam bakmayın, bakmayın, sakin ol. Allah kahretsin. Tamam merak etmeyin, sorun çıkmayacak. Ben ne dersem itiraz etmeyin, tamam mı? Sakin olun, ben sonrasında size para vereceğim. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Utanmıyor musun? O kremi üreten benim yakın arkadaşım. Eğer ona zarar verirseniz karşınızda beni bulursunuz. Yiğit, ne oluyor? Ne işin var bu adamla? Sana? Konuşmaya geldim. Bu adam benim kremlerimi çaldı. Kendi markası gibi üretip satıyor. Yüzlerce üretmiş. Evet biliyorum. Ben de engellemeye geldim işte. Gidiyorum. Ama sizinle mahkemede görüşeceğiz. Ne mahkemesi be? Engellemeye geldin ha? Ulan sen ne pislik, ne rezil bir adamsın be. Engellemeye geldim evet. Sanem benim için çok değerli. Daha önce de söyledim sana bunu. Bunlar ne o zaman Yiğit Bey? Söyle bakayım. Söyle bakayım bunlar ne? Boy boy. Ha? Şimdi adam mı taktın ya? Bravo. Cemal'le daha önce de görüştüm tabii ki. Ne zamandır bir işler çevirdiğini biliyorum zaten. Ulan yalan söyleme, yoksa seni var ya. Neye yalanın ya, yoksa ne? Can tamam. Ha tamam bir de. Evet tamam. Sen hala bu adamın saf olduğuna, senin iyiliğini istediğine inanıyor musun sen? Ha? Biraz bağlantı kur artık ya. Biraz düşün. Can. İnanılır gibi değil yine. Yiğit sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın? O kremler benim özelim. Sen benim sadece yayın evi sahibimsin. Eğer ilişkimiz bu boyutta kalmayacaksa hiç görüşmeyelim daha iyi. Kremler senin özelin mi? Ne zamandan beri sana? Can'la ortak şirket kurduğumuzdan beri mi? Yiğit ben sana söyleyeceğimi söyledim. Ya özel hayatıma karışma ya da hayatımdan çık. Git tabii git. Kötü kralın peşinden git. Ne bakıyorsunuz be? Bırak. Konuşalım mı? Ne
güveniyorsun bana Sanem? Neden ya, neden? O kadar mı hata yaptım ben sana? Güveniyorum. Sen hala onu kıskandığını düşünüyorsun değil mi Sanem? Sana söyledim, ben sadece seni kıskanıyorum. Seni, başkasını değil, seni. Senin mutluluğun benim mutluluğum, senin sorunun benim sorunum. Güveniyorum sana. Can, bana arkanı dönme. Beni bırakıp gidemezsin bir daha. Ne yapmamı istiyorsun sana? Bir daha gitmemeni istiyorum. Bana söz vermeni istiyorum. Ne olursa olsun beni bırakıp gitmeyeceğine dair söz vermeni istiyorum. Gitmiyorum zaten. Hiçbir yere gidemiyorum Sanem. Sen neredeysen ben oradayım. Bunun farkında değil misin? Farkındayım. Ben her şeyin farkındayım. Tamam, ne istiyorsun o zaman? Söyle.